İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Birebir'e hoş geldiniz. Bu akşam Birebir'de de çok heyecanlıyım ben. Niye heyecanlıyım diyeceksiniz. Hakikaten abim konuğum. Böyle insan abisi mabisi geldiği zaman biraz eli ayağı dolanıyor. Bu akşam Işıl Kasaboğlu bizle beraber. Galatasaray Lisesi'nden benim büyüğümdür. Ayrıca da gurur duyduğumuz büyüklerimizden bir tanesi. İnsan her büyüğüyle gurur duymaz. Hatta benim şöyle bir lafım var dene. Annenizle babanızın daha erken sizi dünyaya getirmiş olması size abilik sıfatı vermez diye. Ama bazıları hakikaten abidir. Işıl abi de teşekkür öyle bir abimiz. Abi hoş geldin. Merhaba. Merhaba. İstanbul Tiyatro Festivali'ni konuşacağız. Bu sene acayip bir şey oluyor ve o acayip bir şeyi sen yapıyorsun. Birazdan bahsedeceğiz. Yanında İlker Aksun var. Söylememe gerek yok. Gayet tanınmış, bilinen bir oyuncu. Teşekkür ediyorum. Genç bir kardeşimiz. Genç mi? Sağ olasın. Bize göre genç yani. biliyorsun meşhur hikayedir. İşte 95 yaşındaki adamla 92 yaşındaki adam isimlerini vermeyeyim. Sohbet ediyorlar. Kaç yaşındasın? 92 deyince dedi ki gençliğin kıymetini bilmiyoruz. sen de gençliğin kıymetini bil. Sonra da 3 değerli konuğum daha olacak. Selin Geçit, benim gençlerde öğrendiğim bir müzisyen kardeşimiz. Gerçekten akla zarar. Birazdan göreceksiniz. Hem onunla beraber Lale Batman gelecek. Lale de ben şöyle keşfettim. Geçenlerde bu Contemporary İstanbul diye biliyorsunuz meşhur bir sergi yapılıyor İstanbul'da senede iki kere. Onu gezerken bir tablonun önünde hoşuma gitti. Durdum bakıyorum falan. İşte konuşuyoruz da üstüne. Dediler ki sen peki bunun kimin yaptığını biliyor musun? Dediler. Yok bilmiyorum dedim. Karşıma bir çocuk geldi. Çocuk gibi değil mi ama? Evet. Yani çok genç. Çok genç. 21-22 herhalde. Öğreneceğiz birazdan beraber. Için. Dedim ki ya senin programa gel bize anlat ya nasıl oluyor böyle bu kadar genç yaşta. Çünkü hani ressamlık böyle daha bir olgunlaşma falan filan. Lale'nin de hani 40 sene sonra neler yapacağını çok merak ediyorum. Ve bir klasik burada sanatçılık konuk ediyoruz. Bana göre yemek de bir sanat. Şef Özgür Üstün'de bizde olacak birazdan ama kusura bakma abimle başlayalım. Tabii Fatih abi. Abi hoş geldin. Peki merhaba. Nasılsın iyi misin? Teşekkür bir kalp ameliyatı geçirdiniz biliyorum evet. Ama iyisin şimdi. İyiyim. İyileşmeye uğraşıyor. İyileşirsin abi sana bir şey olmaz. Aslan gibisin. Hayatı sevdiğin ve hep yapacak güzel işlerin olduğu için diye evet, düşünüyorum. Tiyatro söz konusu olunca sürekli yapılacak bir iş çıkıyor çünkü bitmiyor. Bitmiyor. Yani biteceği de yok. Bir taraftan sinema, video, her şey her giriyor. Her şey yeni şeyler çıkıyor, yeni şeyler giriyor. Ama tiyatrodan bir türlü vazgeçemiyoruz çünkü aynı havayı soluyoruz. Seyirci ve aktör aynı havayı soluyor. Onu da bize doğuracak başka bir ortam yok. Dal yok evet. Yani sinemayı oturup yatakta izleyebiliriz aynen öyle. Yemek yerken izleyebiliriz. Yemek yerken yani. İzleyebiliyoruz. Göbeğimize bilgisayarımızı koyup izleyebiliyoruz. Bir yandan oynayıp izleyebiliyoruz. Tiyatro bundan farklı. Bambaşka o yüzden şey. Ne kadar üstünde eleştiriler de gelse kötü gidiyor, şu, bu, bir sürü bir şey dense. Peki kötü gidiyor mu? Bence hayır, kötü gitmiyor. Yani pandemi biraz. Değil mi Işıl abi? Pandemi biraz de tabii çok etkiledi. Yani pandemi de etkiledi. Etkiledi. Ama genel anlamda tiyatroya baktığımız zaman tiyatro ancak başka şeyleri kopya etmeye çalıştığı zaman geriliyor ve seyircisini de kaybetmeye kasıt başlıyor. Kasıt ne o başka şeyleri kopya etmeden kasıt? Yani başka şey kopya etmeye, mesela örneğin son dönemde Türk tiyatrosuna baktığımız zaman bir takım genç arkadaşların yaptığı küçük salonlarda tiyatrolar evet, var, şu evet, var, bu var. Ama bir yandan da insanlar şunu öğrendi. Biz Avrupa'yı tam olarak yaşamadan direkt Amerikan tiyatrosu evet, yapmaya başladık. Birdenbire Broadway olmaya çalışıyoruz. Şu son dönemde de öyle bir iki tane büyük salonumuzda Broadway vari işler yapıyoruz. Oraya da seyirci oyunu görmeye gelmiyor. Oradaki aktörle fotoğraf çektireceğim. Ben sosyal medyada bu aktörle fotoğraf çektiriyorum diye gelmeye başlıyor. Yani tiyatroda eksiklik ya da tiyatroyu geriye götüren bir tek bence bu. O zaman ne oluyor? Biz de bu festivalleri ona göre düzenlemeye çalışıyoruz. Yani insanlar değil önce anlatacağımız konular, anlatacağımız hikaye, şeyler. Hikaye yoksa oyun yoktur zaten. Hikaye yoksa oyun yok. Anlatacak bir şey yoksa tiyatro da yok zaten. Ya da ticari tiyatro. Fakat ben yine de mesela bu seni eleştirmedin tam olarak aslında yani değişik bir yöntem, bir şey olarak ortaya koyduğun şeyden ben yine de memnunum. Niye memnunum?
insanları salona gidip bir şey izlemeyi öğretiyor en azından. Evet, tabii evet. Ki. Popülaritenin olması yani, gerekir hani, yani. Oraya gidiyor ya bu fena da bir şey değilmiş deyip sonra öbür tiyatroya da gitmeye başlıyor. Belki. Elbette bu çok önemli yani. Bunları o yüzden bir eleştiri olarak söylemiyorum. Ben o yüzden eleştiri demedim zaten. Eleştiri olarak söylemiyorum ama yani iki tür farklı şeyler var anlamında söylüyorum. Çünkü bizim o ya da parantez içinde eleştirilmeye çalışılan bu fotoğraf çektirilen sanatçılardan da çok iyi aktörler çıkıyor. Tabii. Mükemmel aktörler çıkıyor. Bugüne kadar hayatında hiç oynamamış ama o şansı elde etmiş, o sahne üstüne çıkmış bir gün birisine bir bakıyorsunuz ki 3. oyun sonrasında Türkiye yeni bir aktör veya kazanmış. Ya da bir aktris kazanmış, yeni bir oyuncu kazanmış. O yüzden, var mı böyle gençlerin dikkatini çekenler oralardan? Elbette oralarda da yani çünkü Türkiye'de herkes oyuncu olmak istiyor. Ben de istiyorum. Bütün gençler. Ben de istiyorum ve bugün benim yaşlı. İlk oynadığım dizinin şeyi var. Toplantısı var gidemedim bu yüzden. Mesela yani o çok güzel bir şey tabii sahne üstüne çıkıp kendini bir topluma göstermek. Yani bu toplum bir kişi de olabilir, 5000 kişi de, 3000 kişi de. O bir haz, ayrıca bir haz. Ama bu genel anlamda felsefi yapıya bakarak egzibisyonizm yani. Kesinlikle. Hepimizde egzibisyon. Evet. Hiçbirimiz gidip önemli bir marka arabayı satın almayız başkasına göstermeyeceksek. Yani meşhur vardır ya Cindy Crawford adaya düşmüş adam hikaye. İşte ben anlatmayayım siz. Siz anlatın. Yani o oradan. O yüzden aktörlük de öyle bir şey. Kendini göstermek. Ama ne zaman ki aktör anlatacak bir şey buluyor ya da yönetmen ya da oyun, o zaman o gerçekten tiyatro olmaya başlıyor. Başka şeyler oluyor. O da amacı da çok basit. Yani dünya yaşadığımız dünyayı bir parça daha güzel, bir parça daha doğru olmasını sağlamak. Yoksa kimse gidip orada öğretmenlik yapmaya, bilmem bir şeyler öğretmeye falan için tiyatro yapılmıyor. Ama seyirciyi güzel eşlik edebiliyorsak seyirciye, beraber bir takım bir yolları yürüyebiliyorsak, önemli olan da oradan bir haz almak. Yani birlikte yürümekten seyirciyle. Aktörlük de bu zaten. Bu zaten evet. Yönetmenlik de ya da oyunlar da biraz sonra geleceğiz. Oyunlar da bu mutlaka söyleyecek bir şeyi olması gerekiyor. Yani anlatacak bir derdi, bir şeyi olması gerekiyor. Öbür türlü ticari oyunlara da ne olur karşı çıkıyorum zannetme. Onlar da çünkü hoşça vakit geçirmek için yapılıyor. Şey. Niye olmasın yani mutlaka yapılır. O da lazım. Bütün dünyada elbette bütün dünyada onlar da var yani. Gidip orada iki saat kah kah kuku eğlenirsin. Hayalindeki aktörleri görürsün. Hayalindeki aktrisleri görürsün. Yani insanları görürsün. Mutlu olursun. İki saat sonra da eve gittiğinde unutursun. Gider. Ve çok güzel de bir iki saat geçirmiş olursun. Yani onu durduk yerden onu da eleştirmek. İşte diziciler gelip onu oynuyor bilmem ne gibi böyle sahte bir takım konuşmaların hiçbir anlamı yok. Yani evet, herkes kendi... Hepsi bir şey. Hepsi aynı. Ben en son şeyimiz zorlu sen bunu söyleyebilirim. Yani Alice Harikalar Diyarı'na gittim. Ezgi Mola falan. Hani inanılmaz bir teknik var Fatih abi. Ses, şey söylediği o zaten. Işık. Şey yani Broadway var ya yani hani inanılmaz bir teknik var. Bunu yakalamamız da önemli. Tabii. Ya yani sonuçta baktığımız zaman öyle sevmiyorum öyle şeyleri anlamam ama Amadeus'u 3000 kişi seyrediyor evet, Ankara'da. Evet. Yani burada 2000 Bravo. Kişi seyrediyor. 3000 kişi her akşam yani 5 oyun oynuyor ve 15.000 kişi seyrediyor. Elbette müthiş bir şey seyirci ama dediğim gibi şeyle yarışmayı bırakmalıyız. Anlatacak bir şeyimiz olmalı. Yoksa sinema bizden metavers çok çıkıyor üstünde, şimdi aynen. Önümüzdeki aynen. Dönem. Başka bir gözlükleri geliyor. Takacağız. Başka bir dünyaya uyacağız. Evde yatakta orada bütün tiyatroyu da seyredeceğiz bilmem ne. Ama işte aynı havayı solumayacağız. Aynı havayı soluduğumuz zaman da her şey değişiyor tiyatroda. Her akşam. Abi şimdi sen bu aynı havayı solumayı çok vurguluyorsun. Çok iyi hissediyorsun demek senin tiyatronun başkaları da orada. Senin içine bu aynı havayı soluma aşkı nerede düştü? Okulda daha düştü. Okulda tabii Galatasaray'da. Yani okulda Galatasaray Lisesi'nde tiyatro kolundaydım. Orada sonra tiyatro kolu başkanlığı yaptım. İçinde oyun bile oynadım. Yaprak Dökümü, Ali Rıza Bey, şu bu falan gibi böyle şeylere de girdim.
O günden beri de açıkçası yani daha okulun daha en başında. Ama okulu bitirip hemen tiyatro okuluna gitmedin mesela. Konservatuara falan gitmedin. Okulu bitirdiğimde ben okulu bitirmeden daha şehir tiyatrolarında mızrak tutuyordum. Evet biliyorum. Yani gidip figürasyon yapıyordum. Daha bir yandan okuldaydım bir yandan gidip figürasyon yapıyordum. Ondan ama sonra alaylı olarak girmiştin yani mektepli olarak girmemiştin oraya. Mektepli olarak girmemiştim. Bayağı patır kütür girmiştim. Aynen. Ama şeyden sonra okuldan sonra biraz endüstri tasarımı okudum. Sonra hukuk okudum. Biliyorum. Sonra Fransa'ya gittim. Fransa'da sonra Fransa'ya gidip Sorbo'da tiyatro okudum. Evet, en sonunda karar verdim. Evet. Okuldan 7 sene sonra falan gittin hatırladım. Evet 3-4 sene sonra Sorbo'da. Ama o dönem sürekli işçi tiyatroları evet. yaptım. Tabii ki doğal olarak o gençliğimizde köprüye karşıydık. Her şeye karşıydık. Her şeye karşı olduğumuz gibi gittik. Sokak tiyatroları yaptık, grevlerde oynadık, şey yaptık. Ama bayağı bir tiyatro. O dönem Galatasaray Lisesi'nde müthiş bir tiyatro şeyi vardı. Evet, damarı vardı yani. Evet, evet. İşte sen, Ferhan, Tarık Pabukçuoğlu böyle bir sürü adam patır çıkıyordu. Bizden sonra Rasimler geldi. Rasim geldi arkanızda. Rasim benim sıra arkadaşımdır rahmetli. Yan yana oturuyordu. Evet. Çok acayip bir dönemdi hakikaten o. Ama seni onun için çağırmadım. Onu birazdan konuşacağız. Tamam. İki dakika İlker'le biraz konuşacağız. Rica ederiz. Biz böyle dağıldık gidiyoruz. Hep beraber konuşuruz. İlker sen nereden tiyatrocu oldun abicim? Abi ben Hacettepe Devlet Konservatuvarı mezunuyum. Biliyorum. Bir neden aklına geldi? Ama baban benim asker falan. Benim de çocukluğumdan. Babam savaş pilotudur. Baban pilot evet. Askerdir. Bayağı ortaokuldayken falan biliyordum ben. Ha, tiyatrocu olmayı kafaya koymuştum. O zaman peki ailede bir karşılıklı falan var mıydı? Yok. Ha, hiç yok. Aksine tam destektir yani. O zamanlar ÖSS ÖYS vardı. Hatta bizde konservatuvar sınavları şeydir. ÖSS'yi geç, barajı geç. Biz kendi sınavımızı yapacağız. ÖSS'ye girmedim bile. Evet, öyle zaten. Girmedim yani. Hala, ÖSS, barajı geçtim. Hemen sınavlarına girdim. Hangi konservatuvar? İstanbul? Hacettepe Devlet Konservatuvarı. Ankara. O orada başladı. Ondan sonra Antalya Devlet Tiyatrosu. Bir iki yıl. Ondan sonra İstanbul geldim. Bu da enteresandır. Işıl Kasaboğlu'nun İstanbul'a geldiğini duydum. Oo, Allah. Büyük olay. Şimdi büyük olay. Fransa'dan falan biliyorum zaten. Ama yani yanına yaklaşamıyorum yani o zaman Akademi İstanbul diye ben de rica ettim o yüzden bugün seni çağırdım. Işıl abi yaklaşamam bir yanına gelin. Yaklaşamıyorsun yani. Akademi İstanbul diye bir şey var. Nail Keçil'in de. Şurada. Evet. Hemen şurada. Babam da Nail Keçil'in pilotu. Dedim baba böyle böyle. Bak ilk defa bana senden torpil istiyor. Akademi İstanbul'da ders verdin mi? Orayı kuruyor. Kuranı oldu. Fatih abi tabii kurucusudur. Tabii. Tiyatro bölümünü ben... Evet. Kaç yıl abi? Bayağı bir... Hepsi yani. Başından sonuna kadar. Bütün oradan mezun olan. Dedim bana ilk defa torpil yapacağım. Beni dedim Işıl abiye tanıştıracağım. Patronu söyleyeceğim. Ben öyle yakaladım Işıl abi. Dedim çalışacağız abi. Böyle bir iki yılımız falan geçti. Ben askeri... Ne yaptınız beraber? Okulda tiyatro... öğrencilerine ders verdim. Ama ben çok öyle ders verme kısmında değildim. Ya yancısıydım yani. Evet. Yancıydım. Bu buluşmayı böyle bir şey beklemiyordum. Bu ben de beklemiyordum vallahi. Hiç, tabii, benim bu yancılık hikayeni bilmiyordum. Evet. Bülent abi, Bülent Emin Yarar. Ben evet. Bir hanımefendi vardı. Bir şey, Beni Yıldırımlar galiba. Değildi de. Şayka vardı. Şayka. Evet. Böyle bir yancılık yaptım yani Işıl abiyle. Haluk abi vardı. Ahmet. Bir iki yılım Işıl abiyle geçti. Ahmet ondan sonra ben askere gittim. Sonra geri geldim. Şehir tiyatrosu biraz. Bakırköy ve İstanbul Büyükşehir Tiyatrosu. Ondan sonra televizyon macerası işte, ve sinema macerası. Hala tiyatro yapıyor musun? Yapıyorum. Nerede yapıyorsun? Şu anda değil. Şu an için değil. Ama daha düne kadar yapıyordum. En son Türk Erinanoğlu'nda Balım diye bir müzikal yaptım mesela. Şeyde, Tim'de. Evet, Tim'de. Şimdi Fatih abi tabii sinema ve televizyon özellikle dizideysen çok imkanlı olmuyor. Hiç vakit yok yani. Ben şeyi sevmiyorum. Aynı anda tiyatro yapayım, aynı anda dizi yapayım. Zaten vakit de yok ki diziler acayip. 160 dakika dizi abi. 160 saat dakika ya. Ve eleştiriler şöyle. Bu hafta kısaydı. Yani 160 dakika dizi mi olur? Şimdi bu dijitaller çıktı da Allah'tan. 50-60 dakikalara insan... 9 bölüm 50-60 dakika. Evet abi insani şartlara geldik. Ha, tiyatro yine yapmam. Yine strese sokuyor beni. Ya bana şunu diyen oldu. Ya bu gece tiyatro yapmasan acaba yani gitmesen tiyatroya da yetiştirmemiz lazım. Dedim arkadaşlar yani böyle bir dünya değil tiyatro. Yani bunu anlatması çok zor. Hala anlayamıyorlar. Hiçbir şeyim olmayacak. Ha, kafa tamamen boş olacak. Kapatacağım abi. Kafa boş olacak. Evet abi. Yani tabular asla tiyatroya ayıracaksın. Evet abi. 6 ay. Öyle midir abi bu iş? Öyledir abi. Öyle tabii. Öyle olması gerekiyor. Niye mesela böyle bir antrenmanda olmak iyi bir şey değil midir? Yani? Fakat bunun da bir nedeni var Türkiye'de. Pek konuşulmuyor aslında.
Bunun nedeni de Türkiye'de bu tür sanat, görsel sanatlar içinde çalışan insan sayısının dünyaya oranla çok az olması. Evet. Yani sırf Paris'te 90 bin kişi varsa iş ve işçi bulma kurumuna yazılı sanatçı olarak, sahne sanatçısı olarak, Türkiye'de toplam zaten 5 bin kişi falanız. Tabii. Yani bütün 80 milyonluk ülkede toplam zaten 5 bin. Yapma ya, o kadar mı az? O kadar. Abi, oyuncular sendikası 1100 kişi. Ama siz de kabaşı, benim gibi hevesleri yani o yüzden şey olmuyor, yani adam yok. Adam yok. Mecburen. O zaman bir aktör. Dizide de o, sinemada da o, tiyatroda evet, da o. Ondan sonra kavgalar çıkıyor. Buna çünkü can mı dayanır? Dizi yönetmenleri diyorlar ki hayır biz seni tiyatro oyununa yollamayacağız. Aktör diyor ki ama ben tiyatro yapmadan aktör olamam. Tamam. Mutlaka evet. Bilmem. Ve bu karmaşa hala devam ediyor. Bu başka medeni ülkelerde böyle bir karmaşa var yok mı bizden başka? Yok. Yani örneğin Fransa'ya da İtalya'ya da Almanya'ya baktığın zaman mutlaka her şey birbirinden çok net ayrılmıştır. Mutlaka evet. Kesişleri yerler oluyor. Oluyordur. Ama orada dublaj sektörü de çok farklı bir şeydir ve seni içine almazlar öyle kolay kolay. Her isteyen her insan dublajcı olamaz. Dublajcı olamaz. Her isteyen insan film dizisi yapamaz. Her isteyen insan oyun oynayamaz. Bilmem hepsi daha nettir. Tabii. Ayrılık. Çizgiler daha nettir. Daha yani nettir. Bir de çok adam var yani. 90 bin kişi küçücük bir rolde 15 bin kişi sıraya bekliyor. Burada şey resmen zorlanıyoruz aktörlerle. Şu anda Işıl'a bir düşün. Vallahi işte benim eşim senaryo yazıyor mesela. O da mesela o castingi konuşurken falan bazen kulak misafirleri ender olarak şey, hakikaten bir avuç insan içerisinde dönüp oluyor. Aynen. Şu anda Netflix dijitalde Eksen dizi yapıyor mu yapmıyor. Disney'e girdi biliyorsun. Eksen yaptı diziler galiba vazgeçti. Yaptı ama galiba vazgeçti galiba Acun. Disney'e girdi. Amazon girecek Amazon galiba. HBO geri çekildi. Çünkü bulamıyor. Adam yok. Oyuncu yok. Oyuncu yok. Bakmayın yönetmen yani, yok. Bir ışık yandan yok. İşsizlikten söz ediyoruz. Bir yandan da gerçek anlamda oyuncu yok. Evet. Ama elbette oyuncu derken hepimizin de bildiği gibi oyuncu var, oyuncu var. Karma karışık bir evet gençler herkes içindeyiz. Böyle bir oyuncu olma hevesinde doğru kabul ama zeminimiz buna müsait değil şu anda. Ben 25 yıldır bu mesleğin içindeyim. Ben şu anda 70 dizi filmlerde raflardan kalkmaya çıkmaya başladı. Ben 70 tane yönetmen tanımıyorum. 70 dizi mi oldu? Şu anda 72. 72 dizi mi yaptı bu 72 kadar? 25 yılda 72 dizi mi yaptı? Hayır sadece bu sene. Ha bu sene yayına giren dizi. Evet. Ha, pardon. Sadece bu sene yayına giren 72. Çünkü bir kere 6 tane büyük kanal var. Evet. 6 büyük kanalın 7 akşamında 2 yer dizi var. Evet. 6 kere 7 42. 2. Dijitaller farklı. Dijitaller onlar bunlar. Abi 72 dizi giriyoruz şu anda. Filmlerde hızlı girmeye çalışacağız. Sadece biraz orada korkumuz var hala pandemiden dolayı. Seyirci gelecek mi gelmeyecek mi ama Bergen biraz kırdı bunu. Kırdı. Biliyorsun 5 küsür milyona yakın yaptı. Fakat büyükler de yani büyükler dediğimiz gişe garantisi olan Ata, Cem Yılmaz, işte Yılmaz abi, Yılmaz Erdoğan falan dijitale satıyorlar. Evet. Şimdi bunu iyi hesap etmemiz lazım. Sinemamız mı bitecek? Tiyatromuz mu bitecek? Yani dijitale satıyorsak sinema salonları girmiyor. Yani girmeyeceğiz. Yani bu burada çok hassas bir durum var. Buna üzülüyorum. Benim ama 3 tane filmim girecek bu sene. 3 film mi yapıyorsun? 3 film girecek ama rafta olan. Zaten pandemi, yapılmış ve yapılmış, bekleyen. Evet. Pandemi öncesi hazırlanan ve girmeyen 3 filmin giriyor. Birisi bu sene yaptı. Ne bunlar? Abi birisi Müjdemi İsterim, Ahmet Kural, Ece Merkek, ben, Mehmet Özgür yaptık. Eğlenceli bir film. Birisi Neslihan Tay diye bir kızımız vardı. Belki hatırlarsınız. Kanserden evet. Ayağı kesildi, evet, saçlarını kazıdı. Bir film onun hayatı. Birisi de Yeraltı -2 diye bir asker filmi. Babamın hayatının neredeyse birebiri dedim hemen buradayım ben yani. Murat Yıldırım'la beraber oynadık. Mustafa Durmuş yapımcılığını yaptı. Şimdi girelim mi girmeyelim mi? Ne yapacaksınız? Film girmeye, sen yaşlanacaksın diye gel bu gençliğine öyle de bir şey. Öyle de bir şey oldu ki Işıl abi dijital ciddi para veriyor. Yani yapımcı riske girmek istemiyor. Hmm.
Oysa ki bir kişiden şu anda biz... Ama esnen şöyle değil miydi? Önce sinema salonuna girer sonra... Evet. Evet. Öyle olmuyor mu? Olmuyor. Dijital bunu kabul etmiyor. Dijital pat diye alıyor. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bu dijitaller özellikle Türkiye'de sektöre çok büyük zarar veriyor. Evet abi. Biraz öyle oluyor. Şu açıdan abi şimdi Türkiye'nin önemli bir ihraç maddesi bu diziler. Bir yandan parasal... Tabii. Yani sanatı tarafa, bir tarafa bırak. Şimdi bu dijitalleri bunları alıp 8 ve parayı da verdikleri için ve daha kolay oldukları için de bizim dizi sektörüne ciddi zarar veriyorlar. Diye düşünüyorum. Belki kızacak diziciler ama. Yok hayır. Kimsenin öyle bir hakkı yok. Çünkü herkes yapıyor. Ana kanallar da yapıyor söylediğin gibi. Dijitaller de yapıyor. Kim çok seyrediliyor? Kim ne oluyor? Bizde belli. Ana kanallarda belli. Ama hiç dijitallerde belli, belli hiç değil. Hiç belli olmuyor. Orada da belli olmuyor. Abi, en azından orada yoksa, bir şey veriyorlar. Bir şey hikaye yoksa televizyonda da bir halt olmuyor. Ha, o ayrı o bakıyorsun ayrı. Bakıyorsun böyle diyorsun ki işte böyle bir takım çok sevdiğimiz genç başarılı evet, kardeşlerimiz evet. var. İşte, Kıvanç, İmirzalıoğlu falan. Evet. Proje giriyor. Büyük de para harcamış. Çocuklar da hiçbir sorun yok. Çok iyi oynuyorlar. Ama hikaye yok abi. Çat çuvallıyor. Evet. Çuvallıyor. Evet. Evet. Ama çünkü şimdi bu... Işıl abi dediği gibi hikaye yoksa ne hikaye tiyatro var, yok. Ne sinema var, evet. ne bir şey. Bir hikayen olacak, iki derdin olacak abiciğim. Bir hikaye, bir hikaye evet. anlatacaksın evet. abi. Aynen gerçekten öyle. Bir de yani gene bütün bunların arasında... Gene böyle çok sıradan bir lafmış gibi söyleniyor. Sanatçı muhalif olmalı diye. Elbette muhalefet olmadan sanat olmuyor olmaz. İşte. Evet. Yani ille muhalefet şu ya da buna değil. Her şeye muhalefet. Yani hayata karşı bir duruş olmalı. Hayata karşı bir duruş olmalı. Evet. O muhalefet olmadan da ne sinema oluyor ne tiyatro oluyor. O yüzden demek ki günümüz şeylerini içinde bulunduğumuz yaşama şöyle kafamızı çevirip sabah uyandığımız andan itibaren... ben tiyatrocu olarak sürekli muhalifim valla. Yani ve o muhaliflikten de yoruldum. Çünkü her şeye muhalif. Hiç yorulmuşa benzemiyorsun. Aslan vallahi öyle geldi bana. Çok yorgunum. Abi bak ben seni tanıyorum 50 senedir. 50 senedir hiç değişmiyorsun. Hep böyleydin. Çok oyun yapıyorum. Biraz renk değişti bir sakalları saçta ama hep aynısı. Şeyi merak ediyorum abi. Pardon. Fatih abi bak bir şey anlatacağım muhaliflik konusunda. Hatta gündemimize de şu anda cuk oturacak. Biz Yabancı Damat diye bir dizi yaptık hatırlarsın. Hatırlıyor gayet iyi. Erdal Özyağcılar, Sumru Yavrucuk, rahmetli Zeki Alasya, ben, Özgür Çevik, Nihal Erdoğan. En çok nerede tuttu abi? Yunanistan. Yunanistan'da yürüyemiyorduk Işıl abi. Hiç mi damat Yunanlıydı? Tam oraya gelecektim kaptım benden. Yürüyemiyoruz yani. Yani bando mızıkayla karşılıyorlar. Hatta şöyle bir söylenti de duydum. Sima Adası'nda Nihal Erdoğan'la Özgür Çevik'in heykelini yapmışlar. Bankta şöyle otururken. Bu kadar abi. Bak orada böylesine bir durumdan. Şu anda düştüğümüz ya sanatın birleştirici, barışçıl. Ama şimdi tam o günlerde de din değiştiren kızlarımız falan vardı. Ben de sordum orada. Dedim ki yani bu kadar nedir? Yapımcısı dedi ki ilk defa bize kız verdiniz dedi. Farkında mısınız dedi. Hep Malkocaoğlu kız alır bizden dedi. Evet, doğru. İlk defa dedi hem de dedi doğu bölgenizden verdiniz dedi. Yani bir kız verdiniz bize ve objektif baktınız bize dedi. Yani hem Yunan tarafına hem kendi tarafınıza kültürlerimizi... birleştirdiniz. Gerçekten hem siyaseten hem kültürel inanılmaz bir yakınlık kültürel oldu. Yakınlığımız zaten bilinen bir şey. Evet. Ya bir gittik aynılar. Aynıyız Fatih abi biliyorsun evet, ya. Çok aynı sayılmayız. Ya, tamam. Kimsenin hakkını yemeyelim. Ama yani aynıyız ya. Yani ben şeylere bakıyorum. Heykellerden yola çıkıyorum. Fark var arada biraz. Ama Santorini, Mikanos, Rodos, Midilli. Şimdi yüzme mesafesindeyiz. Şimdi bu gerginliğimiz nedir? Yani bunu çözmemiz lazım. Bak, şunu öğrendim siyaset orada. Konuşmuyoruz. Şunu öğrendim orada. Sanatla her şeyi çözebiliyoruz. Şimdi ona geleceğiz. Şimdi Işıl abi seni buraya davet ederken çok korkarak ettim. Çünkü biliyorum ki öyle her yere kolay kolay giden bir adam değilsin. Pek ortalıkta gezmeyi sevmezsin. Ama yaptığın iş mi? Dediler ki bu sene İstanbul Tiyatro Festivali'nin küratörü Işıl Kasapoğlu. Evet. Abi inanamadım. Ben de inanamadım. Dedim ki bir, iki tane sorum olacak sana. Bir, ya tiyatro küratörü nedir dedim şimdi. Sergi, müze falan biliyoruz yani. Onlar evet. işte bir seçki yapıyorlar. Onların nasıl yerleştirecek, nasıl sunulacak falan filan bunlara karar veriyor. Tiyatro küratörü olan dedim herhalde var olan oyunları işte getirecek hangisi falan filan. Aklıma bu geldi bir tek. Hiç duymamıştım. Bildiğim bir kavram değildi. Bir, küratör ne demek? İki, dedim ki bu kadar uzun bir proje için, yani bu kadar uzun vadeli bir iş için, çünkü bu bayağı bir iş, buraya gelmez herhalde dedim. Aa bir baktım buradasın ve programa da geldin. Onun için ayrıca teşekkür ediyorum da. Nedir abi? Bir tiyatro küratörü nedir? Festival küratörü, tiyatro festivalinin. İki, ne yapıyorsunuz burada?
Duyduklarım doğruysa çok acayip ya, bir şey yapıyorsunuz. Bütün mesela bu küratörlük İKSV bana bunu teklif ettiğinde... Yani, İKSV'nin sonra da yaptığı en güzel iş olmuş söyleyeyim sana. Bilmiyorum daha sonuçları görünce fikir olarak bakacağız. Bunu Bilkent'te ders veriyordum o sırada. 2 aylık orada lojmanlarda ve korona olmuştum, COVID olmuştum. Bu telefon geldiğinde böyle bir şeyi ne düşünürsünüz diye en başta... Bir düşünmem lazım. Ne olduğunu ben de anlamadım. Senin gibi tiyatroda küratör ne yapacağım? Sonra birdenbire şey geldi aklıma. Yani genel anlamda bütün dünya küratörleri diye bakmadım da olaya. Ben dedim ki ben festivallerden ne istiyorum? Yani festivaller ne için önemli dünyada ve ne işe yarıyorlar diye giriştim kafamda. Ve hep şunu aklıma getirdim. Ya yurt dışında 20 yıl yaşadım bilmem ne. Hep İstanbul konuşulduğunda İstanbul'un festivalleri de konuşuluyor. Yani müziği de konuşuluyor, Biennale'i de, sineması film, da konuşuluyor. Film şeyi de konuşuluyor. Cazı da konuşuluyor, tiyatrosu da hepsi konuşuluyor. Hepsi evrensel etkili işler. Birdenbire dedim ki ya bu kadar önemli bir şey. Demek ki sadece İstanbul'u ilgilendirmiyor bu. Bütün Türkiye'yi ilgilendirmesi lazım. Hatta bütün Avrupa'yı belki. Bütün, ondan sonra da bütün Avrupa'yı. O zaman dedim bunun içinde kamunun, devletin ve belediyenin daha fazla da yer alması. Ben dedim böyle bir şeye girişeyim en başta ki insanlar hep birlikte çalışabilirsek gerçekten dünyaya açılabilecek tiyatromuzu. Çünkü hep dışarıdan oyun getiriyoruz. Onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ya da biz gidiyorsak devlet tiyatrosu şu bu gidip oradaki yerel halkımıza, Türklere oynuyoruz. Yani bir türlü büyük şeyler dışarıya aklımıza bile yani gelmiyor. Dışarıya turne yapıyoruz ama değil mi? Yani ama yerli oradaki işte, Türkleri yapıyoruz. Evet biraz öyle oluyor ama. Yani Almanlara veya da Fransızlara yapmıyoruz. Olmuyor. Yani, evet dışarı olarak. Turnemiz var ama. Çünkü öyle bir düşünceyle gitmiyoruz. Evet, evet. Öyle bir düşünceyle gitmiyoruz. Ve dedim ki ya o zaman bir festivalden ben ne bekliyorum? O festivalin yeni neler kazandırması gerekiyor ve oradan yola çıktım. Yani bu festival, tiyatro festivali 25.si bu sene, 26. galiba değil mi? 26. Tiyatro festivali 26 İstanbul. Evet. Ben de oradan kopya çekiyorum ezberle. Ben de buradan yani 26. Dedim ki bu festivalde öyle bir şeyler çıkartalım ki ortaya, öyle bir şey katkım olabilirse, öyle bir şeyler yapalım ki gelecek yıl daha iyisi yapılmaya çalışsın. Ondan sonra daha iyiye çalışsın. Tabii. Bu festival mutlaka yeni oyuncular çıkartabilsin ortaya. Yeni aktörler, yeni yönetmenler çıkarsın. Yeni biçimler, yani yeni hiç denenmemiş biçimler çıkarsın. O zaman bütün kendi meselelerimi aldım ve etrafımdaki tiyatrocu meslektaşlarıma müracaat ettim. Açıkçası hepsine sen şöyle bir şeyi çalışabilir misin? Sen böyle bir şeyi yapabilir misin? Bana gelmedi. Sen yani böyle bir şeyi yapabilir. Mesela demin Bergen filminden bahsediyordun. Bergen filminin yönetmenleri Mehmet Lecan'a dedim ki ya siz bu sene Molière'in 400. yılı. Hadi Molière'den bir oyun yapın. Onlar daha hiç oyun yapmadılar. Hiç tiyatro öğretmemişler. Ama evet. 4 milyon gibi ya da bilmem kaç milyon gibi seyirci olan filmler yaptılar. Evet ha. Dedim ki Hodri Meydan. Bakın kabul Türkiye'de ettiler. Ve oturdular deli gibi büyük heyecanla oturdular. Kastı kendileri yaptı. Kastı her şeyi kendileri. Biz yaptı. Hiçbir şeye karışmıyoruz. Hiçbir şeye karışmıyoruz. Molière'i siz ona teksti verdiniz. Ben Molière geldi. Onlar teksti de değiştirdi. Hakep kafalarına göre teksti değiştirdi. Her şeyi. Molière'i yani, inşallah mezara ters dönmez. Valla bilmiyorum. Bilmiyorum. Her şey olabilir. Yani kibarlık budalasını yapıyorlar. Evet, üstlük. Ama kendi ekipleriyle yapıyorlar ve aynı şey... En azından yabancı bir oyun değil Türk seyircisine. Değil. Evet. Ama aynı şeyi Ali Poyrazoğlu'yla görüştüm. Ali ne yapıyor? Ali de böyle kendi eski Türk öykülerini, Türk öykülerini demeyelim de Türk tiyatrosundan bir takım örnekler verecek. Ve müzik de kullanarak, hepsini kullanarak. Keşke o da klasiklere birini yapsamış aslında. Ne güzel olmuş. Neyi? Klasiklerden birini yapsamış olabilir. Evet, olabilir. Yapışamış ona. Neyse. Ne oldu? Sonra Okan'a gittim. Okan. Bayülgen. Bayülgen'e. O bayılmıştır. O dedim hadi bak 3. Richard. Ya ben yapmak üçüncü istiyordum. 3. Richard olacak. 3. Richard olacak. Yani. Oo. Çok zor. O yüzden böyle ama
Yapılmalı. Yapılmalı bizim abi, Türkiye'nin yani. Aktörleri Ali Poyrazoğlu 100 yıldır. Peki yeni birileri de var böyle bu işe dahil etmeye çalıştığın dışarıdan? Çok insan oldu açıkçası. Çok genç arkadaşlarımı dürtükledim. Provoke ettim bir takım şeyler. Bunların içinde ressamlar da vardı. Ha ressamlar. Ressamlar vardı ama bir yerden sonra onları beceremedik çünkü... O tecrübeye sahip değillerdi ama çok istiyorlardı. Ya bir hamlet yapmak isterdim ya. Öyle bir hamletimiz de vardı. Yani o hamlette şeydi. Ya burada yapılmadı. Yapılmadı bu sene. Belki seneye inşallah. Ama 17 kişilik bir hamletti. 17'si de Anadolu'nun da konuşulan bütün dillerden konuşacaktı. Vay. Yani hamlet... Türkçe konuşunca karşısındaki Ermenice cevap verecekti. Öbürü Kürtçe cevap verecekti. Öbürü Lazca cevap verecekti. Öbürü Arapça, Lazca, Çerkesçe, Ladino, Müsevice. Yani 17'si de ayrı dilleri konuşacaktı ve bence anlaşılacak bir hamletti. Tabii ki bu hamlet bunların hepsi bayağı zor bir işmiş bu. Benim çok zor. Kendi hayallerimdi ama yapılacak. Seneye yapılır bu sene yapılır. Bu sen yaparsın belki. Abi Arif arkadaşım belki seneye gelecek olan küratör senden böyle bir şey isteyebilir. Bakalım. Gelsin seni. Kısmet. Akif yapacak. Gelin atabilmiş kısmet demiş. Handan Börüte Cene'ye teklif ettik işte. Gene olmadı sonra o projede. Ama onun yerine dediğim gibi de durduk yerden Eskişehir'e telefon ettim. Dedim madem bizde Molière, Kral Richard falan yapıyor. Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'na. Dedim bizim ustalardan bir şey yapalım. Haldun Taner yapıyoruz. Onlar da demokrasi üstüne bir oyun yapıyorlar. Bunlar hep karşılıklı konuşmalarımız sonunda yapılan. Yani bu festival için özel oyunlar yapılıyor. Tamamen özel oyunlar. Bunlar normalde oynanmış, oynanacak olan oyunlar bu iş için yapıyor. Yani İlyada vardı. Ben bunu böyle duydum ama inanamamıştım senin böyle bir şeyin altına gireceğine. Çok bayağı bir iş bu ya. Girdim işte oradan da sonra kalp gitti. Ne karmakarışık bir yerlere uğradım. Ama İlyada vardı mesela 5 yıldır, 10 yıldır düşünüyordum. Bu İlyada yapılmalı. En sonunda kimin İlyadası? Aleksandro Baricco alıp Homer'in İlyadasını tamamen yeni sahneye göre yeniden uyarlıyor. Selçuk Yöntem'e teklif ettim. O da kabul etti. İlyadayı Selçuk Yöntem mi oynuyor? Evet. Oh, süper. Selçuk Ece Dağıstanlı müzikli piyanoyu çalacak. Fazıl'ın eşi çalınacak. Fazıl'ın eşi Fazıl'ın müziklerini Müziklerini. Aile işi yani. Şehir tiyatrosu tartuf yapıyor. İşte Şehir tiyatrosu tartuf yapıyor. Şehir tiyatrosunun hiç tartuf oynamışlığı var mı daha önce? Daha önceden vardı. Mutlaka var. Oynamıştı. Vardır. Ama vardır. Bu sene şey de var ya Molière'in de 400. O zaman 2 Molière var. 2 Molière var festivalde. Şimdi festivalde 2 Molière var, 3 tane de film var. Yani komedi Fransız geliyormuş. Ben onu oyun sandım film dedim. Yok ona. Onlar film. 3 tane de filmi var. Film derken yabancı kılık? Atlas. Bayağı oyunların filme çekilmiş. Ha, oyunların filme çekilmiş. Peki yabancı kumpanya geliyor mu hiç? Yabancı kumpanya dolu. 5 tane beş var. 5 tane. Akram Khan geliyor Orman Kitabı'yla büyük sahnede gene. Çok gösterişli bir şey. Hem yani nerede, gençlere falan de hitap eder. Zorlu'da bir yer mi? Zorlu'da olacak. Büyük salon. AKM hazır mı? AKM'de bir AKM şey var hazır mı? Değil. Değil. Yani değil olmuyor. Daha henüz hazır değil. Açtılar hemen kapadı arkasından. Evet, evet. Çok önemli bir şey yönetmen. Ben Dükken'in Romeo Juliet'i geliyor ama bu Juliet Romeo. Bu film olarak geliyor. Hayır. Bu oyun olarak geliyor. Oyun olarak geliyor. Juliet Romeo. Yani Juliet Romeo. Romeo Juliet değil. İşte ölmemişler. Daha sonra nasıl olacak? Nasıl olacak? Tarla kuşu Juliet mi olacak? Güzel bir hikaye. O ölmedikleri bir hikaye. Ayrı bir şey. Bir challenge yani. Kadınlar mutlaka olmalı. Shakespeare yani, davacı olmasa bu işte. Shakespeare davamı açmasın bu işe. Shakespeare dava açmaz. Daha nere? Ya daha çok sevinir. Şey var. Yani şahları da vururlar var. Ferhan'ın ilk oyunu kim var. Oynuyor abi? Kim oynuyor? Kim, kendi aralarında. Kendi ekip. Aktörler kendi işlerinde. Volkan Sarıöz sahneliyor. Ama aynı zamanda... Keşke şeyde çalsaydı orada. Büyük bir ihtimalle onların da katkısı olacaktır. Olacak mı?
Ben açıkçası gerçekten bütün arkadaşlarıma şey dedim. Ben hiçbir şey yapmayacağım festival. Dışarıda ne yapıyorsunuz yapın. Ne yapıyorsunuz yapın dedim. Dedim. Karışmak belki. Biliyorsun festivali... Şahları burada ilk sahneye konuda sen daha doğmamıştın muhtemelen. Ya 8-9 yaşındaydın. Sene kaçtı abi? 80 miydi? Evet. 80. 10 yaşındayım ya. Evet. 10 yaşındaydın. Basar Fuat Özkan çalardı sahnede. Vay. Şarkıları. Ve aynı zamanda Ses Tiyatrosu'nun açılışı yapacak tabii Ferhan'dan tabii. Sonra. Başka sahne var mı bu açılacak, bu sebeple açılacak? Kenter Tiyatrosu'nu çok istiyorduk. Olmadı. Çünkü Kenter Tiyatrosu şu sırada İstanbul Belediyesi'nin sorumluluğunda. Ama yapacaklar ve açacak inşallah yapılır ve öyle bir sahne. Az kaldı. 25 gün sonra başlıyor değil mi? Evet. Kazandırılır ama bu festival bu mesela yetişmedi. Olmuyor. Şeyden mutlaka Maraş sorununu anlatan bir oyunumuz geliyor. Kıbrıs, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu. Gene benim istediğim, yani mutlaka oranında bizle beraber yer almasını istediğim bir oyundu. Böyle çevireyim. Maraş daha açıldı bu sırada, biliyorsunuz değil mi? O evet. Bölge açıldı. Yaşasın şey demokrasi. Ya 3. Richard'ı da isterdim ya. Pasolini var. Ben de isterdim. Vallahi isterdim ya. Şey, bir Pasolini'miz Pasolini var. Ne var? Pasolini'den gizli yangınlar. Diye doğumunun 100. yıl dönümü o da. Yani biraz böyle yıl dönümleri oldu. Bizim de öyle dizide. Peki abi bununla onun farkı ne? Bu tek kişilik bir Richard. Bu daha böyle bir konuşma gibi bir 3. Richard. Bu Kevin Spacey'in oynadığı gibi bir şey mi? Evet, bu daha tek başına yapılmış. Bu da o zaman Al Pacino. Burada Mehmet Birki'ye yönetiyor bunu da. Kerem Kurdoğlu da şeyini yazmış. Teksti yeniden yazmış. Okan deli gibi bir ekiple, koca bir ekiple çalışıyor ama çok kocaman bir iş yapmaya çalışıyor. Sonunda da İstanbul Mon Amour diye bir proje var. 12 saatlik bir proje İstanbul. Nasıl olacak o? İstanbul Mon Amour Süreyya Sineması'nda başlayacak. Sonra seyirciyi alacak, yürütecek. O seyirciyle beraber o kültür yolundan yürüyecekler. Gemiye binecekler. Vapura aşağı gemi mi? Vapura binecekler. Bu tarafa geçecekler. Bu tarafa geçtikleri zaman Unkapanı Çarşısı'nın adı Manifaturacılar Çarşısı. Manifaturacılar Çarşısı'na girecekler. Oradan kanyona geçecekler. Kanyondan otobüslerle falan mı yürüyerek mi? İşte, kimisi otobüs yürüyerek ama bir böyle bir gezi kaybolacak. Oradan Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'na girecekler. Tevfik Fikret Salonu'nda oyun mu var? Evet, ilk defa. Senin başladığın yerde yani. Evet, çünkü o çok önemliydi. Müdürle konuştuğumuzda o da sağ olsun kabul etti. Orada çok güzel bir gene böyle tiyatrocular üstüne hoş bir şey olacak. Oradan sonra İKSV salonunda da Semaver'e bulaşmış her türlü şey. Çıplak bu Semaver kumpanyası mı? Bu Semaver kumpanyası. Peki ya ben bir şey merak edeceğim. Semaver kumpanya, senin kumpanyan. 2002'de mi kurdun orayı? Galiba. Ben hatırlamam öyle. Öyle bir şey. Bu sene 20. yılı. Bu ne demek? 2002'den doğru hatırlıyorum. 2002 ben de. Ben de öyle. 2002'de kurdum. Ben şunu merak etmişimdir sen. Niye bu kadar uzun süre bekledin bir kumpanya kurmak için? Bir sürü oyun yönettin, bir sürü ödül aldın. Bir yapmadığın halt kalmadı bu işte. Ama o araya kadar tiyatro veneri kurdum Paris'te. Doğru, Paris'te kurdum. 80'de. Ondan sonra geldim. Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu'nu kurdum. Tilbe ve doğru. Evet. Ama ki Cüneyt Türel'le beraber. Cüneyt Türel'le beraber. Prodüksiyon. Daha sonra gittim İzmit Şehir Tiyatrosu'nu kurdum sıfırdan. Evet. Yani İzmir'de kendi adına başlamam. İzmir'de biliyoruz. Onların hepsinin haberimiz var. Daha sonra Aksanat'ta Aksanat Prodüksiyon'da ondan sonra İş Sanat'ta işler. Ama bunlar senin kumpanyan değil ya. Bunları başkaları kurdu. Ama Semaver de şu anda bakarsan benim kumpanyam değil. Ben Semaver'e özellikle Işıl Kasapoğlu kumpanyası demedim. Evet, demedim. Çünkü Işıl gidince de Semaver devam etsin ve devam ediyor. Yani ben uzun süredir sadece abilik yapıyorum onlara. Ama Serkan Semaver falan hala orada değil mi? Tabii ki mi? Onlar çok güzel devam ediyorlar ve dolu dolu yeni her yıl yeni oyunlar yaparak devam ediyorlar ve yürüyorlar. Tabii çocuklar da var şeyde. Çok güzel bir şey var. Küçük, genç ve çocuklar için oyun. Ya buna da Fransa'da rastladım adama. Yani adam iki parmaklarını boyayarak, burada fotoğrafları yazın, parmaklarını oynatıyor ve seyrettiriyor 200-250 kişiye deli gibi oyunu. Yani nereye geldik? Bütün bu oyunlar sonuçta daha Titanlar'dan bahsetmiyorum ama broşürlerde hepsinden bahsediliyor aslında. Peki abi bir şey söyleyeyim şimdi. Bunu insanlar merak eder. Bunun biletleri kaç para abicim? Bu pahalı bir iş mi olacak? Bilmiyorum.
Kız bir yerinde mi? Yazıyordur abi. Allah samimi aşkına. Ya Allah aşkına. Yazıyor olabilir. Bir yerinde yazacaktı bunu ya. Samimi söylüyorum. Bilmiyorum. Şurada galiba Fatih abi, bak şurada dur bir abi, şey bakıyorum. Görüyorum ama. Bunun mutlaka bir abonman bileti bir şeyi vardır abi. Bilet bilgileri. 10 üzerinden satışa sunulacak. Ne üzerindenmiş? Gençler için 10 TL diyor. Dur. Ya bana kızma. Abi her birinin oyunları gerçekten var. Gerçekten bilmiyorum ama şunu biliyorum. Birçok Avrupa'dan seçtiğimiz abi oyunu... öğrenci bileti bir kere 10 lira onu biliyoruz. Tamam. Harika. Bu şahane bir şey. Şahane. Öğrenci bileti 10 lira. Avrupa'dan getirttiğimiz birçok oyunu samimi arkadaşlar. Yani şimdi oyunu alıyorsunuz 5000 euro, 10000 euro. Tamam diyorum, çok güzel oyun. Bunu mutlaka getirtelim. Her şeyini hazırlıyoruz, tarihleri ayarlıyoruz. Bir tır meselesi giriyor araya. 15-20 bin euro yol, transport. Aynen. Ve uçak parası, otel parası alabilirsin. Uçak parası, uçak parası. 10 bin euroya alacağım. Ama bayağı bir sponsor var. 60 bin euroya geliyor. Yani. O zaman oyunu alamıyoruz. O yüzden bu sene biletleri biraz pahalı tutmuş şöyle olabilirler. Şöyle söyleyeyim, 350 lira, 250 lira, ha, 200 lira. Yine çok iyi. Ortalamalar yani. Bazıları 150 lira. İstanbul Belediyesi, daha, belediyeye ait olanlar daha ucuz. Bazıları 150, öğrenci hepsinde ama 10 lira. Ama bir şey fark ettim. Ama 10 lira da çok yani, fazla ucuz. Devlet tiyatrosunda bile 10 lira değil ama mi? Ama o 10 lira kısıtlı kısıtlı bir seyir sayıdadır. Kısıtlı bir yerdedir yani. Ama şunu fark ettim açıkçası. Ben dışarıdan girdim festivale küratör olarak. Reklamdan duracağız. Şunu fark ettim. Yani gerçekten... sponsorların önemi çok fazla. Çok fazla. Dünya yani, nerede böyle abi? Sponsor yok zaten, sanat sponsor yok. Sponsor olmadan aynen, bu iş aynen. Sanat olmaz abi. Aynen. Fakat gerçekten hem belediyenin hem devletin çok daha fazla katkıda bulunabilmesi lazım. Bulunursa kesinlikle çok daha iyi şeyler, şeyler çıkar. Çünkü bu mesela bakın 15 tane oyun yaratılıyor Türkiye'de. Bu 15 tane yaratılan oyun sırf festival için yaratıldıkları için çok cüzi paralarla. Yani o biletleri kaça satılıyor bilmiyorum hepsini ama en pahalı 300 lira bazen. Evet, daha evet, pahalı satılması lazım ki sahnede... 150 lira dediğin 20 dolar. 20 dolar. 20 dolar. Dolar ya. 20 evet, dolar bile dolar değil. 18 dolar. Sahnedeki yani aktörün parası ödenmeli aynen yani. O kostümün aynen, evet, parası ödenmeli. Sırf festival aynen için yapılıyorsa o değer. Tabii. Ben çünkü de bazı oyunlar, içerideki bazı oyunlar devam etmeyecek. Abi, sırf o gece. Fransa'da bir tiyatro bileti kaç lira? Fransa'da bir tiyatro bileti valla 50-60 euro. Aynen öyle. Amerika'da 75-80 dolar. Bu şey tabii, sıradan tiyatro. Sıradan tiyatro. Özeller. Oho, 100-150 euro gidiyor. Elek bir starın yani şeyine gidersen. Benim tek düşüncem kendim de tiyatrocu olduğum için sahnenin üstündeki insanların parası yani bir şekilde zaten ödenmeli. Onların emeğinin karşılığı verilmeli. Bir şekilde ödenmeli. Kimse gidip aynen Rolls Royce almasın. Kimse gidip çok ama para kazansın demiyorum. Ama onlar da yaşamaz. Yaşam. O yüzden bir parça pahalı oluyorsa bunu galiba normal karşılamak pahalı lazım. Pahalı değil abi. Yani. 10 dolar sonra. Yani. Avrupa'daki fiyatların şey onda biri. Bulunsak, onda biri. Sponsor bulunsa gerçekten daha, da daha ileriden şeyler gelebilir. Ama bu akşam ille son bir şey konuşacaksam ben hala kamuya dönüyorum. Kamunun, devlet desteği artmalı buna. Ve belediyenin ve bölgenin yani Marmara Belediyesi Bölgeler Birliği'nin de yardımı. Sadece İstanbul Belediyesi değil. Çünkü bütün bölgeyi canlı getiriyor. Çünkü bütün bölgeyi canlandıracak aynen sonuçta. Çok doğru söyledin abi. Abi reklam arası vereceğim. Seni burada hasta hasta daha doğrusu nekahat döneminde uzun süre tutmak çok istemiyorum ama harika, istersen kal istersen yok, git. Yok beni gönder. Evet biliyorum çünkü huyunu suyunu biliyorum. Evet. Çok genç kardeşimiz gelecek. Seni Allah'tan kulise tanıdılar. Onları da okudum. Kimlerin geleceğini çok güzel kulüseye insanlar tanıştın geliyor. Hepsiyle zaten. Hepsiyle tanıştım. İnanılmaz bir ressam velet kız geliyor. Hem velet muazzam bir şarkıcı genç kız geliyor. O kadar bir velet bir şarkı söyleyen aynen bir velet. Bir de yemek ustası. Onun evet yemeklerine, tariflerine bile baktım. Abi bugünlerde bugün pek yemek konusuna çok girmeyelim biz. Girdim. Evet. Size Başın abi iyi ki geldin. Çok teşekkür ediyoruz. Seni burada ağırlamak her zaman bizim için büyük onur. Bu işi de kabul ettiğin için ayrıca İstanbul halkı adına bir İstanbul yaşayan olarak sana teşekkür ediyoruz. Vallahi ben onlara teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde bu tür şeyler yapılabiliyor. Onlar destekliyorlar, geliyorlar, seyrediyorlar. O vallahi pek çok sponsor var. İşte Aygaz, Opet, Tüpraş, Pasolik, Tiyatro İKSV, Eczacıbaşı, Enka, İstanbul Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ama işte onlar gibi az Fatih. Onlar, daha çok olmaları onlar, lazım. Aynen, aslında daha götürmesi daha gereken onlar, insanlar onlar. Aynen öyle. Yani İstanbul'dan bahsedilecekse Paris'te, bu festivalden söz edilecekse o belediye ve devletin de içinde olması gerekiyor.
Daha fazla. Işıl abi sağ ol. Ben teşekkür geleceğiz. Ederim. Fiyatlar bir pasoma sor. Okula başlayacağım ucuza gitmek için. Bize bir iki bilet bulur ya. Çünkü yaş sınırı yok. Öğrenci olduğu zaman bir kaydolursa öğrenci şeye girer. Şaka bir yana herkese tavsiye ediyoruz. Gerçekten muazzam bir iş yapmışsın. Enerjine de hayranım. Ben evet. Sizlere hayranım hepiniz bu kadar. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli bir ara vereceğiz. Aradan sonra burada Selin Geçit olacak. Lal Batman olacak. Özgür Üstün olacak. Kalırsa İlker de olacak. Ben de belki kaçabilirim. Çekimler işte. Yine sen pro. Sen de yapınca konuşamadan getirince. Bir dahaki sefere belki. Ya da sen bilirsin. Bakarız dur. Peki tamam. Git tamam. Bir daha seni tekrar çağırırız. Tamam. Söz veriyorsun. Söz mü? Söz. Tamam. Geleceğim. Başka şeylerden bahsedelim. Filmlerden piyasaya giriş saati net olmadığı için bunu söylemiyoruz şu anda. Aynen. Ama en azından bir tanesi... 18 Kasım müjdemi isterim kesin. Ha o giriyor. 18 Kasım'da müjdemi isterim giriyor. Daha 1,5 ay var. Evet 1,5 ay var ama... Diğerleri daha... Muallak. Muallak. Dingil diyor yani. Evet muallak. Dingil diyor. Muallaktayız. Muallaktayız ama söz. Tamam. Bekliyorum lütfen. Ben de. Işıl abi sağ ol. Derece kısa bir ara sonra burada beraberiz. Selin, Lal ve Özgür'le. Why do we play with our feelings? Oh, is this a game? 'Cause I'm leaving, it's over. Then I think I do no way. Focus on myself each day, winning in my own damn lane. These things, they come and go like rain. Yanlış larım çok var. Hatalarım var bak. I guess I don't really care. 'Cause it worked for it, made for it. Oh, gidip 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 gel. Ne de sen aramızı bozarsan. Gelme artık istemem. Gidip 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 gel. Ne de sen aramızı bozarsan. Gelme artık. I don't know. I let go. They clown my mind. You scare me. I want to escape the time. It's best that I keep it all locked inside. Düşünme koşarken. Selin gel buraya. Geliyorum hemen. Bu nasıl bir ses? Bu nasıl bir şarkı söyleme tarzı? Teşekkür ederim. Wow. Seni bana gençler önerdi.
Öyle mi? Aile içerisinde gençler. Ben hala 70'lerin, 80'lerin müziğini dinlediğim ve çağ dışı bir adam olduğum için genelde etrafına öğrenirim. Der ki Selin diye bir kız var. Kim Selin ya? Sonra seni açtım. Moda tabiriyle stalkladım şeyde. Bu ne yapıyor bu dedim. Çok acayip. Teşekkür ederim. Ben böyle bir şarkı söyleyen, siz gördünüz çocuklar? Çok iyiyim. Çok iyiyim. Nerede öğrendin böyle şarkı söylemeyi? Kim öğretti sana şarkı söylemeyi? Kendi kendine mi öğrendin? Şu an televizyondayken bunu babam söylememi çok ister. Şöyle. Babam mı öğretti? Gerçekten babamla küçüklüğümden beri. Baban biraz... da müzisyen mi? Babam da müzisyen, o hobi olarak yapıyorum diyor. Yani o da hobi, genç. Hani sahnelere çıkan meşhur birisi, bizim tanıdığı birisi diyor. Olmak falan istedi ama ona sözüm var. Büyük sahnelerde onu da çıkaracağım. Çıkaracaksın. Ama biraz onunla başladı. Tut adamı elinden bence de. Biraz onunla başladı küçüklüğümden beri. Babanın itmesi, babanın seni özendirmesiyle evet, başladı. Biraz böyle tatlı bir manipülasyonuyla başladı. O da gençken zaten müzisyen genç de babalar istedi. Kendi beceremekleri işte çocuklara yaptırmak isterdi. Evet biraz öyle ama ben de yani çok... İyi ki de öyle olmuş. Evet, hakikaten iyi ki de öyle olmuş. Bir şey yani düşünemiyorum şu an. Hakikaten iyi ki öyle olmuş. Öyle onunla beraber küçük bir şarkı neceydi? Bu İngilizce, bunu çok soran oluyor bana. Anlıyorum bazen iki dili karıştırınca böyle garip gelebiliyor. Ama şimdi sen İngilizceyi Türkçe gibi, Türkçe İngilizce gibi söylüyorsun. Çok acayip bir şey yani. Evet, biraz kelimelerle oynamışsın böyle. Biraz kelimeleri... Evet. Ya galiba biraz müziğin manipüle içine... Manipüle etmişsin kelime. Aynen kelime. Biraz müziğin içine girdikçe aslında bunu biraz tamamen dil değil de müzik ne hissettiriyorsa ona bağlıyorum diyebilirim. Hani artık bir yerden sonra dili bile bazen insan düşünmüyor. O melodilerin verdiği, yani gerçekten hepimizin yaptığı işlere bu çok yani bağlı onun, bence. Evet, evet. Üçüncü bence sanatçısınız zaten. Evet, zaten biraz müzikte de öyle. Diller de benim için hani bazen gerçekten sadece Türkçe yazmak isterim, bazen sadece müzikler İngilizce. Müzikler senin mi? Efendim? Müzikler senin evet, mi? Evet, benim. Sözler de senin. Evet, benim. Şunu merak ediyorum ben. Nerede öğrendin kardeşim? Tamam, babam başlattı. Peki sonra ne oldu da böyle acayip şeyler çıktı ortaya? Ya aslında babamla başladık ama seneler içinde... Kaç yaşta başladın babana? 5, 6, 7, 8... Galiba bana hep der ki 4 yaş civarı kulağının iyi olduğunu anladım dedi. İşte çağırdı odasına biraz şarkı söyledik. Bunun kulağı iyi dedi. Orada biraz başladı proje. Sonra hani okuldan işte kurstan kursa zaten o ister istemez o çevrelerin içinde bulundum. Ama evde hep şey mevcuttu. Hani kızım bugün işte şu sanatçının şu ses paletine bakalım. Atıyorum. Ha, baba profesyonelce bu işe yaklaşıyor. Baba biraz tekniklere de girdi. Tabii. Öyle biz sonra bir ara bir YouTube kanalımıza giriştik. Orada küçükken hep cover koyuyordum işte. O dönemki dinlediğim cover sanatçılar. Cover derken dinlediğin sanatçılar. Evet, dinlediğim Türk yabancı. O zamanlar daha çok yabancıya bakardık. Kimlere bakardı mesela en çok? İşte o dönem en çok işte Christina Aguilera vardı, Celine Dion vardı, Adele vardı. İşte hepsinden böyle... Ama hiç onlara benzemiyorsun sen başka bir şey olmuşsun. Onların nasıl diyeyim bir paletse ben de bir ressam gibi sesimle o renklerden bir şey yapıyorum gibi diyebilirim. Bir de bilmiş konuşmak. Öyle bakmaya söylüyorum. Eğitimini aldın bu işin yoksa tamamen alaylı baba kız şey. Sonra aslında 2016 senesinde üniversiteye gittim Londra'da, orada bir küçük bir konservatuvarda okudum. Orada biraz daha sahne performansı, işte şarkı yazma, sahne önünde ne yapılır, kendini nasıl menaje edersin gibi bunları çok öğrendik. Bu bayağı bir şeydi bizim için, bir challenge'dı. Gerçekten kendi konserini baştan sona nasıl kurgularsın, işte orkestranı ayarlamak. Yönetmeyi de öğrendim. Yani kariyer yönetmek evet, de. Evet, biraz ona yanaştım üniversitede. Öyle güzel. Kaç yaşına geldin sen şimdi? Ben 24 oldum. Yaşlanmışsın. Öyle demeyin lütfen. Şaka yapayım, 24 ne daha ya? 24, olsun ya, 24 bilmiyorum. Dediniz, aval aval geziyorum çok ortalıkta. Çok hassas bir konuymuş. Bilmiyorum, böyle artık televizyonu açınca... 18 yaşında Grammy kazanan böyle sanatçılar gibi. Var mı 18 yaşında Grammy kazanan? Billie Eilish'ler kazanıyor ya bazı çok genç bir oluyor. Ama Amerika'da olsan sen de muhtemelen kazanırdın söyleyeyim sana. Bilmiyorum belki. Ne güzel olurdu. Kesin kazanırdın çünkü çok acayip bir şey yani değişik. Bak buraya çok güzel sesler sanatçılar geldi. Hakikaten hepsinin seslerine hayran olursun. Kimisi Türk halk müziği söyleyen de geldi geçen hafta işte farklı türler geldi. Seninki başka bir şey. Yani sırf bir güzel ses değil. Bir başka bir acayip bir şey var. Yani çok iyi arkadaşlarımız geldi. Onları da çok beğendim, sevdim çoğunu. Bazen dinliyordum. Seninki başka bir şey. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bilmiyorum yanlıyor yani. Abartıyorsun kesinlikle diyebilirsiniz. Bazen de hakikaten dinlerken heyecanlanıp abartıyor olabilirim de ama çok iyisin yani. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Konuşacağız. Gelelim Lale. Şimdi bu akşam çocuklar akşamı.
Hakikaten uyku saatimiz ama geldi. Birazdan annelerden izin aldık, özel yedirdik. Mamalarını yediriyoruz. Önlüklerine bağlayacağız. Lali sen de çok acayipmişsin. Lali nasıl tanıdım biliyor musun? Yani şöyle tanıdım. İstanbul Neo Contemporary İstanbul diye düzenlenen bir sergi var, hepiniz biliyorsunuzdur. Evet. Ben de o açıldığı zaman arada bir gidip bakıyorum. Böyle sanatını anlarmış gibi yapmak moda ya şimdi. gidip tablolara falan bakıyorum. Biraz da yavaş yavaş anlamaya da başladım. Biraz daha iyi anlayayım diye yanıma Levent Erden'i aldım. Levent Erden sakal, saç biliyorsunuz. Levent Erden'i tanıyorsunuzdur. Onunla beraber geziyoruz. Lali'nin bir tablosuymuş. Bilmiyorum ben. Lali'yi de hiç o güne kadar tanımıyorum hayatımda. Ulan dedim, ne enteresan iş falan demiyor. Çerçevesi değişik, iş değişik falan böyle. Diğer işlere çok benzemeyen. Herhalde dedim, galeri de yabancı bir galeriydi galiba. Evet, Düsseldorf ve İstanbul merkezli. Yabancı bir galeri, herhalde yabancı bir sanatçı dedim ondan sonra. Levent dedi ki, bunu yapan dedi, çocuk tanıyor musun dedi. Ne çocuğu dedim. Çok genç birisi dedi. Nasıl genç birisi canım dedim. Bir geldi, bu geldi. Çünkü herhalde şaka yapıyor. Yani. Bu galeride çalışıyor falan yani. İşte Fatih Bey bunu yapan sanatçı Ahmet abi bilmem ne falan. Bilmem. Ben yaptım dedi. Ve sonra bir baktık ki bir sürü şey yapmış. Anlat ne yaptın? Ya şöyle aslında ben çok meraklı bir tip. Kaç yaşındasın sen? Kaç ben 21 yaşındayım. Ey Allah. Yani çok meraklı bir tipim. En yaşlı benim aslında. Evet. Beni saymazsın. Sen kaç oldun? Ben 34. Sen bayağı karta kaçmışsın. Doğmak gibisin. Evet anlatlar seni dinliyoruz. Yani çocukluğumdan beri zaten çiziyorum, resme yatkınlığım var, dans etmeyi ne zaman keşfettiler senin böyle resme yatkın olduğunu? Yani oyun oynadığım zamanlarda bile bir aslında farklı o oyunu oynuyordum ya da o oyunu olduğunun dışına çıkartıp daha farklı şekilde kurguluyordum. O yüzden yani takip ettim. Yani anladın bir yaratıcılık var. Bir gariplik var. Bir gariplik vardı ilk bu başta. Bu çatlak dedi. Evet bir gariplik var. Daha sonrasında işte müzik, dans, tiyatro ama hani ağırlıklı resim. Hani bunlara çok ciddi ilgim var. Ve okul hayatımda da zaten sadece bu derslere yatkınlığım vardı. Okul hayatındayken o zaman daha ilkokul. İlkokuldan önce. Ortaokula geldiğimde işte Güzel Sanatlar Lisesi olduğunu fark ettim. Bursalıyım ben. Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezunum. Buraya girmek istediğimi, güzel sanatlar okumak istediğimi fark ettim. Ve yani anne baban ne dedi buna? Onlar desteklediler. Yani çünkü başka bir şey yapamazdım. Hı-hı. Yani ben oydum yani ve çok net bir şekilde gördüm. Bankacı olamazdın yani. Kesinlikle olamazdım. 14 yaşında atölyeye başladım ve çok ciddi ve disiplinli bir atölyeye. Atölyeye başlamak ne demek? Yani atölye eğitimi alıp akademik anlamda hem sanatın pratik anlamda derslerini aldım hem de teorik anlamda derslerini almaya başladım. Yani hem yapıyorsun hem de tekniklerini öğreniyorsun, o işin kültürünü öğreniyorsun. Aynen öyle. Yetenek sınavına hazırlanıyordum aslında, lise yetenek sınavına. Daha sonra liseye girdim vesaire. Lisede de yani sadece pentür ya da resmin haricinde heykel, grafik, estetik, sanat tarihi, fotoğrafçılık yani bir sürü derslerimiz vardı. Multidisipliner dedikleri ders. Kesinlikle ve gerçekten o dönem yani lise hayatı çok farklıydı ve çok kıymetli benim için. Biz bir sürü şeyi görmüş olduk. Garip bir dönemdi. Ya Bursa'da bir Güzel Sanatlar Lisesi'nde pek evet. Çok şeyi görmek mümkün yani. Evet. Şu an bilmiyorum durumu nasıldır. Daha yeni bitirdin dur bismillah döndüm. Sonrasındaki 40 sene önce nasıl bilmiyorum. Lise 3 olduğum zaman işte Avrupa'da neler oluyor, yurt dışında neler oluyor merak edip. İşte yurt dışında Avrupa'da genel sempozyumlara, panellere, grup sergilerine, küratöryel grup sergilerine katılmaya başladım. Derken aslında böyle... Onlara peki kaç yaşındasın? Yani 16'dım bunları yapmaya başladığımda. 16'ydım. Yani ve yani seyahat etmek bana çok iyi geldi. Farklı peki annem baban da seninle beraber geliyor mu oralara böyle? Annem aslında... Ya annem eşlik ediyordu ama yalnız çok fazla seyahatim de oldu. Yani hatta o geleli seyahat... O yaşta yorulara gidip geziyorsun. Falan. Evet. Sanat çevresi içeri geziyorsun Avrupa'da. Evet ve yani çok rahat bıraktılar açıkçası. Bu konuda çok çok özgürdüm. Ve bana çok iyi geldi. O yüzden... Erken başladı benim için bir takım şeyler. Ya ben çok meraklı olduğum için aynı zamanda etrafımda neler olup bitiyor, merak ediyorum, analizler yapıyorum, seyahat ediyorum, farklı kültürler tanıyorum derken üniversite dönemine geldiğimde zaten aktif olarak çalışıyor, sergiler yapıyor yurt dışında ve yurt içinde sergiler yapıyor bir durumdaydım. İlk yurt dışı sergili kaç yaşında açtınız? O zaman 16 yaşındaydım. UNESCO'nun bir daveti vardı aslında. Atina'daydı. Bir kilisenin içerisinde bir grup sergisi yaptık.
Ve o davetle gittim. Aynı zamanda o dönem resmin haricinde video art da yapıyordum. Video kurgularım da vardı. Onunla birlikte de... Biraz daha sonra ben intihar edeceğim. Çok acayip değil mi ya? Yani onlarla festivale katılıyordum. İşte yani devamlı seyahat ediyordum. Üniversite dönemine geldiğimde artık hani bir takım şeylere daha profesyonel bir düzeye taşımak istedim. Ve hani üretimin haricinde ben bu işlerin yönetim kısmı nasıl oluyor, bir sergi nasıl kurgulanır, küratöryel anlamda nasıl bir doygunluğa ulaşması lazım. Bak, ikinizde ne kadar benzer şeyler sergi... var değil mi? Gençler çok acayip. Ben sizden korkuyorum arkadaşlar. Fikir ve konsept kuruldu ama onu nasıl ortaya koymak lazım, bunlara da çok ilgim vardı. Derken hani bağımsız ajanslarda, çeşitli yerlerde sanatla yani sanat yönetimiyle alakalı bir takım böyle adımlarım da olmuştu. Çünkü görmek istiyordum. Bir gün gerçekten uluslararası kendi kişisel sergimi yaptığımda bu sürecin nasıl gitmesi gerektiğini birebir olarak bilmek istiyordum. Zaten akabinde de yani üniversite döneminde... Üniversite nereye gittin? Yeditepe Üniversitesi Plastik Sanatlar Bölümü. Bitti mi? Bitmedi. Zaten araya pandemi girdi. Yani bir yıl falan biz okulda eğitim görebildik. Daha sonra pandemi girdi. Ama ben o dönemde hani pandemi dönemi bana çok yaradı üretim anlamında. Üretmiş ve bittikten böyle sonra aynen onları artık kurgulayıp sergileme vakti gelmiş. Pandemi döneminde? Çok fazla... Ben resimlerini gördüm. Ama senin bin tane değişik heykellerin var, video artların var, o var, bu var, şu var, bir sürü şey var. Deneysel bir alan aslında, multidisipliner bir şekilde malzeme tanımaya ittim kendimi. Heykel yaptım, yerleştirme nasıl yapılır, onlara baktım. Yerleştirme dediğin enstalasyon dediğin. Evet, yani bir hazır objeyle de çalışabildim. İşte kendi denediğim malzemelerle ortaya koyduğum bir şey de oldu. Konsept anlamında hani metinler yazarak kendimi ve fikirlerimi yazıya döküp o tip planlamalar yaptım. Bittiğinde artık hazırdım ve aksiyon almak istiyordum zaten. Daha sonrasında Ebru Yetişkin'le birlikte, sosyolog Ebru Yetişkin, kendisi de aynı zamanda da dijital sanat anlamında gerçekten çok kuvvetli bir küratör. Onunla yollarımız kesişti ve biz bir yıl boyunca kolektif sanatsal araştırmalar yapmaya başladık kendisiyle. Çünkü yapmak istediğim sergiler yani fikri ve konsepti çok kuvvetli bir araştırmaya dayalı olmalıydı. Ve gerçekten kendisiyle çok güzel bir ritim yakaladık diyeyim. Biz bir yıllık böyle bir araştırma sürecine girdik. O dönemde de ben Belgrad'a gidip gelmeye başlamıştım. Ve Belgrad'da 19. yüzyıldan kalma bir opera tiyatro binası buldum. Ve bu binada yani döndükten sonra Türkiye'ye bir anlaşma yaptık ve dedim ki bir sene sonra ben burada bir kişisel sergi yapacağım ve bu araştırmalarımız da o serginin aslında altyapısı olacak. Derken Türkiye'ye döndüm, Anna Lauda ile çalışmaya başladım. İşte Düsseldorf İstanbul merkezli bir galeri bu. Onlarla da yaklaşık 6-7 ay önce Expose adında yine bu araştırmaya dayalı aslında ilk kişisel sergimi yapmış oldum. Kilise olmadı. Oldu. Yani oldu. Biz dedik ki aslında... Bunu kilisede mi yaptınız bu işi? Bu Anna Lauda'da, Expose Anna Lauda'da yapıldı. Aslında bu araştırmanın ilk çıktısını İstanbul'da insanların deneyimlemesini istedik. Neredeydi sergi? Anna Lauda'nın Cihangir'deki, evet yeni taşındığı lokasyonunda. Daha sonrasında ikinci ayağını daha işte o Bioskop Balkan adındaki tiyatro ve opera binasında yapacaktık. Ve işte sergi çok keyifli geçti. Yaptık. Ondan sonra oradan da çok güzel geri dönüşler aldık. Tarihi anlamda çok kuvvetli bir bina ve bambaşka işte yerleştirmeler vardı, videolar, resimler vardı. Aynı zamanda Expose de aynı şekilde. Belgrad'daki Antrakt, İstanbul'daki de Expose oldu. Aslında konuda... Çok üretkensin, acayip. Evet. Değil mi? Vallahi ikinizi de görünce çok heyecanlandım. Yani çok heyecanlı çocuklar. Kusura bakmayın çocuklar da diyorum ama ne diyeyim yani. Çocuklar diyeceğim. Başka bir şey yok. İkinizin kızın yaşadığınız hemen hemen. Memlekete güvenim arttı birdenbire. Vallahi billahi. Yani ya bu memleket ne kadar kötüye gidiyor derken birdenbire sizler gibi insanlar çıkıyor karşıma. Olan diyorum memlekette hala her şeye rağmen hayat var yani. Bu bütün bu baskıya, bütün bu karanlık görüntülere, ilkel davranışlara rağmen... Pandemi de bize çok farklı. Böyle pandemi sana zararlı, ona faydalı aslında olmuş. Aslında çok da ilk böyle iki günü zararlı ve zararlı değil mi de ilk gün, iki günü çok bir stresli geçti. Ne yapacağız, ne edeceğiz bir duruma düştük.
Ben iki gün diyorum buna ama iki hafta oluyor. Ama sonra biraz tamamlaşıyorduk. Tamam ya. Bana iki yıl istiyorsun. Yok sonradan böyle gerçekten bunu bir fırsata çevirmek. Yani aynı şekilde bir fırsata çevireyim dedik. Bu da bizim, beste yapmayın. Bir de bu da bizim en çok ürettiğimiz dönem pandemi diye. Hatta bazen şey diyorum ne kadar vaktim varmış. Hani keşke daha da yazsaydım. Çünkü o dönem gerçekten sadece evdeydik. Yani şu an işte şudur budur başka bir çekim stüdyo sahne derken. Peki mesela bu şimdi müzik yasağı var belli saat sonrasında. Festivaller yasaklanıyor. Bu nasıl etkiliyor sizi? Yani festivallere katılıyor olmasan bile moral olarak yani negatif etkileyen bir şey olsa gerek diye düşünüyorum. Yani tabii ki de günün sonunda en sevdiğimiz şey, yani bütün müzisyenlerin, sanatçıların en sevdiği şey sahne alabilmek, sahne almak, canlı sahne yapabilmek. Kalabalıkla seslenmek. Bunlar hani olmayınca tabii ki de doğal olarak işimiz olduğu için üzülüyoruz biz de. Sadece üzüntü mü? Parasal zarar da yok mu? İşten de soğumuyorsun yani. Tabii yani günün sonunda bu da aynen biraz oradan da şey ama bilmiyorum. Devam aynı şekilde sanatı i̇nat. Devam. Bence de inat çok önemli bir şey. Yani asla pes etmemek lazım. Pes etmeyince yenilmiş sayılmıyorsunuz çünkü. Evet, istikrar, inat. Ve aslında bu dönem bence bir noktada da besleyici oluyor. Yani ben bizi şanslı hissediyorum. Yani baskı rejimleri genelde besleyici oluyor. Şikayetçi değilim bir sanatçı olarak. Evet. Aslında yani beslenilecek ve ilham alınacak, kesinlikle, tepki verilecek ya da söylenecek o kadar şey doğuyor ki... Evet. Bu böyle güç veriyor ve o istikrarı sonsuz kılmaya başlıyor. Peki, biraz şimdi... tarih gibi. Bence ileriye dönük yani tarih derslerinde işte pandemi denen dönemde böyle eserler çıktı. Böyle işte tablolar. Evet değil mi? Hakikaten bir dönem olarak belki de böyle bir anılacak. Yani evet. İşte pandemi dönemi denecek. Belki işte AKP dönemi denecek. Çeşitli dönemler olacak. Veya işte AKP'nin ilk döneminde böyle bir şey vardı da son döneminde böyle bir şey vardı falan denecek. Herhalde bir şeyler olacak yani. Bir tarihe, tarihe bir kayıtlar düşülecek. Yani. Bize çok güzel aşçılar çıktı aslında pandemi döneminde. Şimdi onu diyeceğim. Bu, o da ayrı pandemi zaten. Döneminde herkes aşçı oldu. Hepimiz aşçı oldu. Herkes aşçı oldu. Sizin mesleğinizden aldık biz biliyorsun. Pandemi de bize de yemek yaptık. Ben zaten yapardım da. Senin yemek hikayen nasıl? Onun, sizin aile var mı şey? Ressam, meslam falan filan? Annem fotoğrafçı. Ama ressam yok. Ama babam da inanılmaz yani estetiği bilen, bunu özen gösteren bir adam. Yani ikisi de beni çok o yüzden desteklemişti. Desteklediler ve bir yandan da ortamda büyüyorsun. Evet. Senin ailede var mı aşçılık böyle bir şey? Benim ailede var. Babam da aşçı, dedem de herkes aşçı. Herkes armut dibine babalar mı gelsin? Dedeler, evet. Biraz yani, sonra babalar aşçı. Böyle bir problem yok. Babalar ve çocukları falan bir şey yapalım. Evet, yani biz de aileden gelen bir meslek oldu. Bir daha babana gelir misin çağırırsak? Vallahi gelirim. Baban gelir mi? Hayali mi diyorsun? Baba nasıl yetiştirdi beni falan. Onu hatırlıyorum. Ne berbat bir çocuk olduğunu hatırlıyorum. Ne kadar zorluk çektiğimi anlatırım ben. Olur mu ki babalar kızlarına aşık olur mu? Hiçbir şey demez. Evet anlat bakalım hadi. Benim üçüncü kuşak ben aslında aşık. Üçüncü kuşak aşık. Dedem aşık, babam aşık, ben aşık. Bolulu'yum da düşünürüm. Bolulu'yum tamam. Bolulu'yum bizim zaten... gelenekte olan bir şey. Oradan da zaten... Peki sen geleneksel bir aşçı mısın yoksa ben, yani baban gibi misin, dede gibi misin? Babam daha geleneksel bir aşçı. Dedem de aslında bu işi dedem bu işi yurt dışında yapmış. Hani Türkiye'de yapmış. Yurt dışı otellerde mi? Avusturya'da yapmış. Ben dedemi zaten ilk tanıdığımda 9 yaşındaydım. İkinci gördüğümde de daha 3-5 yıl önce gördüm. Hani çok şeyim yok. Hani o hep dışarıdaydı. Evet yani. Hep dışarıdaydı. Son baban içerideydi. Geldi. Babam içerideydi. O zaman deden yabancı mutfakları üzerine evet, çalışıyor. Baban daha, klasik evet, Türk mutfağı çalışıyor. Aynen öyle. Öyle bir durum oldu. Ben de aileden gelen bir şey olduğu için bir de bizim oradaki bir lise aşçılık lisesi olduğu için Bolu'da. Ben gene aşçılık lisesi. Evet, aynen öyle. Oradan mezun oldum. Mezun olduktan sonra da kariyerimi yurt dışında devam ettirmek. Dedenin izinden gitmeye aynen, çalıştın. Aynen öyle oldu. Ne oldu? Nereye gittin? Ben ilk aslında ben kısa bir dönem Cibuti'ye gittim. Cibuti? Afrika. Evet öyle bir başlangıç. Cibuti neden aklına geldi? Şöyle oldu ya ben mezun olduktan sonra zaten daha o zaman lise mezunuydum. 18 yaşında yeni giriyordum. Girer girmez 18 yaşında bana bir fırsat çıktı. Dediler çalıştığım yerde dediler gider misin böyle bir fırsat var. Yabancı bir otel evet, zincirinin evet, Cibuti'deki şubesine gider misin bir, böyle bir açılış olacak düşünür müsün dediler. Ben de o zaman gencim ve gitmek de istiyordum. Ama şef olarak mı neredeyse? Şef olarak değil orada bir yardım amaçlı aynen, gittik ve orada bir buçuk ay kadar bir açılış yaptık. Daha sonra bizi Türkiye'ye... Hangi zincirdi bu? Kempinski'deydik. O zaman İstanbul Kempinski'deydik. Bodrum'daydı. Bodrum'un açılışı o dönem. Daha sonra bizi dediler Dubai'deki Kempinski'ye geçer misin dediler. Ben dedim tabii ki geçerim. Sonra orada da aşamaya bir... göçebe evet, olarak dünyaya geziyorsun. Oradan şu oraya geçtim. Ama iyi açılır hep böyle gezerek oluşur zaten. Evet öyle oldu. Yani benim için de çok yani ilk deneyimin Jubit olması da
farklı bir anlam kazandığını da çok... Oranın kendine özgü bir mutfağı var mı? Kendine özgü bir yenebilir mutfağı... bir şey var mı? Açıkçası yok. Yok tabii ki. Evet, Afrika'nın yani, çok gözüküyor ki. Yok yani var dediklerimizden çok öyle... parlak bir şey değil. Evet parlak bir şey değil. Orada daha çok Avrupa mutfağı yapılan evet. bir konseptleri vardı. Ve zaten ülkenin herhalde ilk 5 yıldız otelini açmış. Gerçi timsah eti bilmem ne falan gibi evet. şeyler var ama yani. Evet yani farklı bir şey vardı oranın. Evet. Aurası vardı. Farklı biraz bir malzeme anlayıştı da. Evet çok farklıydı. Yani bu malzemeye ulaşmak zaten mucize gibi bir şeydi. Bir de benim ilk deneyimim olduğu için birazcık benim için de çok anlamlıydı açıkçası. Daha sonra ben Dubai'ye geçtikten sonra tekrar bir Türkiye'ye dönüp üniversite okumak istemiştim ama... Ha sen bunu yaparken daha üniversiteye okumuşsun değil mi? Yok. Üniversite, aşık lisesini bitirmiştim. Evet aşık lisesini bitirdim ve o lisedeki o boşluk döneminde üniversiteye geçmeden böyle bir maceram oldu. Daha sonra... Gittin Cibuti. Dubai'yi gezdin, Dubai'yi geldin. Gezdim ve döndüm. Daha sonra 2007 yılıydı yanılmıyorsam üniversite okuyacağım dönem tekrar dediler. Böyle bir fırsat var. Başka bir zincir üzerinden gelir misin tekrar Dubai dediler. Çünkü orada oluşturduğumuz arkadaşlık ortamı hı-hı. vesaire onlar kaç yıl kaldın Dubai'de ilk gidişinde? İlk gidişimde 7 ay kaldım. 7 ay kaldım. Bir de plus Cibuti vardı 8 ay kadar. İkinci gidişimde de bir 6 yıl. 6 yıl Dubai'de kaldım. Evet öyle oldu. 2012-13 o civarlara kadar oradaydım. Daha sonra Dubai'de de iki farklı... Dubai'de de otelde çalıştın ama. Otelde çalıştım. İlk Park Hyatt Oteli'nde bir Fransız restoranda çalışmıştım. O uzun bir süre çalıştım ilk dönem. Daha sonra Armani Oteli'nin açılışında bulunduk. Orada da bir Avrupa mutfağında çalıştım. Yani bir aslında oradaki yolculuğum daha çok Avrupa ve Fransız mutfağı üzerinde oldu ve yine orada da iyi şeflerle çalışma fırsatı oldu. Bu da benim her zaman diyorum hani benim üniversitem oldu açıkçası orası. Türkiye'ye döndükten sonra da tekrar bu sektörün içinde olacak. Türkiye'ye geldin, Türkiye'de yine otelde devam ettin ama. Türkiye'de otelde devam ettim. Hani orada otel restoranlarındaydım daha çok. Otel restoranlarındaydım. Restoran zincirleriydi onlar da. Türkiye'ye döndüğümde otellerde yine devam ettim bu işe. Daha çok hani otel üzerinden ilerledim. Şu anda zaten mevcutta otelde çalışıyorum. Türkiye'de yine Four Seasons'dasın galiba. Şu anda Four Seasons'da. Ama Four Seasons'ın şeydesin. Sultanahmet'teki. Sultanahmet evet. Sultanahmet kapalıydı galiba bir şeydi. Sultanahmet evet galiba. Pandemi döneminde onlar da bir renovasyon tekrar yenileme sürecine geçtikleri için yaklaşık 2 yıldan fazla belki kapalılardı. Şu an Temmuz ayında tekrar kapılarını açtı. Ve o dönemden de... Four Seasons'ın bir ara bir projesi var. İstanbul Four Seasons'ın. Yabancı, Michelin yıldızlı, çok önemli şefleri getirip her hafta veya her ay ona biri konuk ediyor. Öyle bir proje var mı? Hala devam ediyor şu mu? An, şu an henüz öyle bir proje, öyle proje yok. Ama bunları yapma planlarımız bizim var. Hani kendi, bizim de... Yani sen şu anda şef misin şu anda? Şu an ben evet, Sultanahmet'in, Şefiyim. Evet, bir şef de diğer de var. Evet, ama daha önce de yeni açılmış bir başka önemli otelde şeftim burada. Evet, burada bir başka otelde daha Six Senses. Six Senses'te. Evet, oranın da açılışı. Ama şeydekinde değil, Bodrum'dakinde değil. Şeydekinde, Sarıyer'deki. Sarıyer'deki, evet, Kocataş'ta. Kocataş'taki otelin. Oranın da açılışını yaptık. 2020 yılında açtık orayı da. O pandemi dönemine denk geldi ama bir yıl boyunca orada da yine... Çünkü Türkiye'de mesela genelde otel şeflerini böyle otel şefi diye bakarlar ama dünyanın her yerinde 3 Michelin yıldızlı evet. şefler dahil pek büyük, pek çok şef otel restoranlarından ya çıkmıştır ya da hala otellerdedir. Evet, ya benim de mesela Dubai'de çalıştığım otelin restoranının ya da otel şefi 2 Michelin yıldızlı bir şefti Fransa'da. Ve, kim hangisi? Jean-François Roquet. Hani Fransa'daki Park Hyatt'ın. Hem şefliğini yapıyordu hem de restoranını. Vendôme'deki. Aynen. Hem de benim de onunla bir çalışma fırsatım oldu. Onun da şefiyle çalışma fırsatım oldu. Hani daha çok yurt dışında otellerin şeflerin çoğu Michelin yıldızlı olabiliyor ama Türkiye'de henüz zaten o yok. Öyle bir durumda altyapı yok. Bu sene ilk defa bu sene evet. Michelin'ler verilmeye başlayacak. Evet. Peki şu anda yabancı mutfak üstüne mi çalışıyorsun? Türk mutfağına yavaş yavaş geçiyor musun? Yoksa bir füzyon mu? Ne yapıyorsun şu anda? Benim şöyle bir hayalim vardı. Ben 2012'de Türkiye'de dönmeye karar verdiğimde açıkçası 6-7 yıl Fransız ve başka dünya mutfaklarını yapınca çok kendimi tatmin ettiğini hissetmiyordum. Evet bir altyapısını almak çok güzel bir şey olmuştu ama ben daha çok kendi Türk mutfağımız üzerine bir şeyler yapmak istemiştim. Çünkü oradaki arkadaşlarımdan, Fransız ya da İtalyan arkadaşlarımdan gördüm. Onların yemeklerini yapmaktansa kendi mutfağımla bir şeyler yapmak istiyordum. Türkiye'ye döndüğümde ilk kararım peki, bu yönde oldu. Türk mutfağı yaratıcı daha uygun mu mutfak? Türk mutfağı birazcık o konuda çok açık değil bence. Yani tam olarak evet. açık değil. Çünkü bizim daha kültürlü, daha yani oturmuş tariflerimiz ya da hani şeylerimiz, reçetelerimiz olduğu için çok ben onu... Reçete yok ama bir geleneksel bir oturmuşluk geleneksel var. Bir oturmuşluk var. Yemek o yapıyor yüzden... musun burada? Yani yok gerçekten bazen yapıyorum. Bazen geliyor bir gaz geliyor yapıyorum. Ve güzel yaptığımı da düşünüyorum ama
Yani 3 ayda bir çok güzel bir şey yaparım. Ailem diyor bazen çok güzel yemek. 3 ayda bir. 3 ayda bir çok güzel yemekler yapıyorum. Ya, garip olacak ama ben yani çok ilgim var aslında yemesine bak yani ya da yemesi izlemesine bayılıyorum. İzlemesine de bayılıyorum ama ben mutfakta vakit geçirmeye başladığım zaman bir stres oluyorum. Yani diyorum ki benim başka bir şey yapmam lazım. Yani kendimle ilgili. Yemekle ilgili bir stresim var. Çünkü çok fazla vakit alıyor. Evet, vakit alıyor. O yüzden hemen oradan sıyrılmak istiyorum. Benim için daha bir kaçış yani. Bir şey yapıyorsam yemek molası deyip. Peki sen de o zaman 3 ayda bir yaptığın bir şey yemek istemiyorsan ama bak geçti seni bekliyor orada. bak ben herkese çok şarkı söyletmiyorum ama senden bugün birkaç şarkı istiyorum valla. Severek. Yani çok eğleniyorum çünkü. Yani çok eğleniyorum derken çok etkileniyorum. Ben. Çok acayip söylüyorsun çünkü. Teşekkür ederim. O zaman... Var mı hazırlığın bize birkaç şarkı? Var tabii. Ah şahane. Bir tane daha dinleyin. Ne olursun. Lütfen. Yok. Evet. Yoruluyorum kaçmaktan, ben yoruluyorum hep peşine düşmek. Çok zor geliyor kaybetmek varken, ben karalıyorum şu sözlerini, hiç bilmiyorum derdimi anlattım umursam. Nefesim yetmiyor, içime daldı duygular, kendime bakınca vurdular. Her seferinde içimde bir his var, adını kadar uzak olsam o kadar yenildim. Bir ses var duymak istemedim. Ne kadar uzak olsam o kadar işittim. Ben çözemiyorum derken ben kendimi zor yakaladım. Bu nasıl bir ihanet? İçime doldu duygular, kendime bakınca vurdular. Her seferinde İçimde bir his var, adını bilmedim. Ne kadar uzak olsam o kadar eşittim. Bir ses var bahsetmek istemedim. Adımı bilmedim. Ne kadar savaşırsam o kadar yenildim. Bir ses var duymak istemedim. Ne kadar uzak olsam o kadar. Shit, dude.
İçime doldu duygular, kendime bakınca vurdular. Her seferinde içimde bir his var. Teşekkür ederiz. Muazzam. Ya senin ne diyeceksin sana şimdi? Bu herif delirmiş falan diyebilirsin bana. Bu yaşlı amca delirmiş diyebilirsin ama senin sesini ben neye yakıştırdım biliyor musun? Metaverse dünyasının sesi gibi. Çok acayip. Metaverse dünyası. Vallahi ya, o, öyle bir ses geldi. Böyle gözümü kapadım böyle. Gözümün önünde böyle gözlükle böyle bir şey seyrediyorum. Böyle uçuk bir şey söylüyorum. Arkada sen çalıyorsun. Böyle seni çok çok bana öyle geldi bilmiyorum. Gelecek öyle görünüyor. Belki bana gelecek öyle göründü. Vallahi öyle göründü. Güzel bir öngörüş oldu. Böyle biraz da böyle Adil'i andırdı falan bu şarkıda. Olabilir. Yanlış teşekkür ederim. Yok çok severim kendisini. Ha, ben çok severim. Bu şarkının söyleyiş tarzına biraz onun gibi geldi ama tam o da diyebilir. Çok iyi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Süper. Baban gurur duyuyor olmalı. Öyle. Ama tut çocuğun elinden biraz onda meşhur et. Tabii ki de. Planlarım. Başka seçeneğim yok şu an. Bir köşede kalmasın. Yani tabii en azından böyle bir sesin oluşmasına katkıda bulunduğu için tabii bile. Tabii ki de. Takdir hak ediyor. Yiyelim yemekleri. Sana geleceğim sen dur. Yemeklere gelin. Tabii. Acıktık ya o yüzden. Evet. Ağzı sulanmış. Ben belki burada zaten. İşte biraz bir ya, şey. Ya bazen yemek getiriyorum. Buraya şahane oluyor. Onun hayaline geldim. Söylediler zaten işte yemek yapacak mısın? Otelde yemek yapacak mısın? Aynen buradan sonra. Olmadı orada telefon açacağız. Aynen buraya da söyleyebiliriz. Yok. Anlat bakalım şimdi neler yapıyorsun? Türk mutfağı ben çok değiştiremem dedin ama değiştirme çabası var. Ya biz şu an restoranda Anadolu mutfağı yapıyoruz ama biraz evet Anadolu mutfağı yapıyoruz. Zaten benim de son geçmişteki son 4-5 yılım ben bu yöne birazcık daha şey yaptım. Gelişmekte olan bir mutfak zaten. Şu an Anadolu mutfağı yani birçok modernize etmiş. Peki Anadolu mutfağı derken işte, otelde bir Anadolu yani tencere yemeği zor bir şey otelde. Tencere yemeği çok zor bir şey. Ne yapıyorsunuz? Nasıl bir Anadolu mutfağı? Herhalde kebap mebap değil herhalde. Yok biz kebap değil daha çok bir yani modern Anadolu mutfağı yapıyoruz ama nedir, hani bu, nedir modern Anadolu mutfağı? Biz birazcık daha geleneksel reçeteleri birazcık daha modernize hale getiriyoruz. Yani ufak dokunuşlar ama mesela yani tadını bozmadan. Tadını bozmadan. Yani mesela ben ne yapıyorum? Bir ördek trit var. Çok geleneksel bir yemekti. Karadeniz'de kazdan yapılır. Ördek trit geleneksel bir yemek ya, kaz trit vardır. Kaz, ay hiç sevmem kaz trit. Yani, kaz trit kazı da sevmem. Mesela hani bizim orada mesela Karadeniz'de çok kış ayının özellikle. Sadece mi? Mesela kaz yemekliğine bayılır böyle. O yağlı bir gelir Allah yarabbim midem kalkar evet. Yani. Ama biz onu ördekle yapıp birazcık daha işte modernize hale getirdik. Normalde onun aslında mantığında yufka, ısıtılmış bir yufka ve ördek etiyle evet. Oluşan bir ürün. Biz bunu bir işte ördeğe yakışan meyvelerle. Ördeğin göğüs etini mi yaparsınız, but etini mi? Bütün komple eti biz tandır gibi pişirip, tandır usulü pişirip daha sonra onu tiftikleyerek. Mesela göğüs iyi tiftiklenmez de but daha iyi tiftiklenmez. Evet, göğüs daha kuru olabilir. Daha bir kuru. De Türkiye'deki ördek kalitesi de biz genelde bütün ürünleri lokal kullanmak tarafındayız. Türkiye'deki de, iyi değil, ben sana de evet o kadar başarılı olmuyor. Yani kazık gibi oluyor. Yani. Aynen daha çok but kısımlarıyla ama evet. Daha az göğüs kısmında biz de onu işte sosuyla ve kullandığımız meyve püreleriyle birazcık daha lezzetli ve keyifli hale getirmeye çalışıyoruz. Bir de zaten ördeğin kendi suyuyla da ıslatınca birazcık daha birazcık o şey yenilebilir hale geliyor ama yine de çok parlak bir bizim, şey olmuyor. Bizim nezdimizde yani bir Avrupa'yı bir ördek kadar ördek tabii ki yani. Olamaz ya da bir Pekin ördeği kadar. Yani bunun gibi yemekleri birazcık daha ayarlıyoruz. Ya işte, Türkiye'de bayağı Pekin ördeği üretim var aslında. Var evet var. Ve fena da değil aslında. Çok da iyi. Ama bizim yaptığımız konsept aslında Anadolu'nun 7 farklı bölgesinden. Sen hangi tür ördeği kullanıyorsun mesela bu işte? Biz burada birazcık daha işte Sakarya Adapazarı tarafından birazcık av ördekleri mi yetiştirme ördekleri mi? Yetiştirme ördekler kullanıyoruz. Yetiştirme ama av ördeğinde yetiştirme. Aynen, yeşil başlardan şunlardan bunlar. Elma başlardan. Çok dönemsel özellikle sonbaharda av ördekleri de alabiliyoruz ya da av hayvanları da kullanabiliyoruz ama limitli bizdeki av ördeklerinin satışı limitleri yasak. Evet şu an çok mesela 4-5 yıl öncesine kadar vardı bazı av hayvanlarını sülün olsun evet. Şey kullanabiliyorduk ama bu dönemlerde birazcık daha kontrol altında kullanamıyoruz. Ama biz sadece mesela hani bizim çiftlik bulucunda da güzel değildir o kadar lezzetliydi. Butları küçük olur falan. Evet yani çok lezzetli değil. Bizim yaptığımız Anadolu'nun 7 farklı bölgesinden aslında yemekleri uyarlamak menümüzde. Kebabımız yok evet ama yine Güneydoğu Anadolu mutfağından da yemeklerimiz var. Yemekler var küşlerimiz orada, olsun. Muazzam yemekler evet, analı kızılar. Aynen analı kızı çorbası var. Mesela onu çok güzel tarhana çorbası ile biz uyarladık. Tarhana ile evet, analı kızı. Tarhana, çok evet. Mesela şu an sever misin? Acıktım. Şu an az önce acıktım. Çıkınca hamur gelmeyse kurtacağım.
Ya biz şu an yaz döneminde beyaz tarhanayla yaptık. Mesela onu beyaz tarhana nasıl oluyor? Beyaz tarhana birazcık daha böyle Hatay, Antep taraflarında kullanılıyor. İçinde domates olmayan, yoğurt sadece yoğurtun fermente edilerek yapıldı bir ürün. Kış ayında da mesela bunu biz kırmızı tarhana yani normal tarhana ile geçerek yapacağız. Bu da mesela bizim uyarladığımız bir modern Anadolu mutfağı oldu. Yine içerisinde tabii ki mantısı, içli köftesi gibi şeylerle sunduğumuz ve içli köfte haşlama mı kızartma mı? Haşlama yapıyoruz. Daha artık zaten yavaş yavaş herkes haşlamaya geçmeye başlıyor zaten. Biraz bunun daha güzel olduğunu herkes anladı. Evet. Evet abi, ben de zaten kendim haşlamayı seviyorum. Genelde de kullandığımda menülerimde haşlama olarak kullanıyorum. Bu şekilde de mesela uyarladığımız bir modern bir çorbamız var. Hem ana yemek kıvamında da olabilir aynı zamanda. Çorba da diyebiliyoruz. Çünkü zengin bir içeriği de var. Siyez bulguru kullanıyoruz. O da mesela Anadolu'da yetişen bir bulgur cinsi. İza bulguru. İza bulguru zaten İza unu bizim aslında bize özgü bir şey. Ve kökende de evet Karacadağ eteklerinde yetişen çok eski bir un, buğday olmasına evet rağmen bizim Bolu Seben'de çok meşhurdur. Bolu'nun Seben ilçesinde. Ve orada da mesela onda ekmek yapıyoruz mesela biz şu an. Patatesli ekmeğimiz var mesela Bolu'da. Onu İza unuyla yapıyorum ben şu an. O da mesela bizim aslında kendi oluşturduğumuz bir reçete. Bunun gibi çalışmalar yapıyoruz. Dediğim gibi Anadolu'nun. Peki sizin mutfak, sizin otelin restoranı ufaktır aslında. Ya bizde şöyle otel restoranı evet aslında kapasite olarak 100-130 maksimum alabileceği kuver sayısı bu. Bizim de istediğimiz aslında bu. Biz çok hani özellikle yapmak bin istediğimiz işte. Bin kişi yemek yemek istemiyoruz. Evet, biz bunu istemiyoruz. Hayır, şu açıdan şefler sonra mesela otel müşterisi dolduruyor mu yoksa dışarıya da açık mı? Bizim dışarıya da açık ama bizi yani ilginç bir şekilde otel misafiri de çok tercih ediyor. Özellikle yani uzun konaklayan misafirlerimiz 2-3 gecesini ya da işte diğer otelimizde konaklayan misafirlerimiz mutlaka buraya bir önünü ya da tam tersi de olabiliyor. Oluyor mutlaka ve güzel de oluyor çünkü bizde farklı bir konsept var. Diğer orada tarafta farklı bir konsept var. Öbür tarafta ne var? Diğer tarafta da balık ağırlıklı bir konsept var. Denize bakıyorlar. Yine orada da kebap var mesela. Orada bir yine Türk mutfağı yapan bir yer var ama orası daha çok kebap üzerine çalışıyor. Biz daha çok Anadolu mutfağı üzerine çalışıyoruz. Bizde tencere yemekleri de var. Evet belki bakır tencerelerde yapmıyoruz ama yine tencere güveç yemeklerimiz de var. Çünkü odun fırınımız var. Orada da yapabildiğimiz ürünlerimiz var. Peki bir şey söyleyeyim. Mesela aşçılar böyle çıkıp gün içinde başka lokantara gidip geziyor musunuz? Orada kim ne yapıyor, kim ne yiyor falan. Rakiplerimizi diye tabii ki analiz etme şansımız oluyor. Bizim de çok yakınımızda bizim mesela otelin içinde bir tane de balık restoranımız var. 20 kuverlik küçük bir bağlı restoran. O da bana bağlı. Otelin bütün restoranlarını bize bağlı. Executive chef sensin yani. Evet tamam, aynen. Ama yine avlunun da şefliğini yapıyorum. Hani restoranın da şefi ve otelin de genel anlamda. Bize rekabet olabilecek yakınımızdaki balık restoranlarını da ziyaret edip orada neler var? Hani senin neler bu arada aç aç sana bakıyor biliyor musun? Yani? Zaten bir şey çıksana. Ben zaten şeyden çekimden önce de diyordum. Açtın değil mi? Söylesene gider hamur gördüm. Aslında Lel açtı. Lel açtı aslında orada. Hepimiz açız ya. Bir çıkışta yemeğe gidiyoruz tamam. Evet yani öyle bir hani dediğim gibi Anadolu'nun farklı yemeklerini yapmak bana daha çok keyif veriyor ve mutfakta da yani kendi kültürümüzden bir şeyleri ve kendi yani sadece Türkiye'de yetişen ürünlerle yapmak daha da benim için ayrıcalıklı oluyor. Biraz mesela böyle bir şey seviyorum şeyin ben var mı böyle işte şu domatesimi şuradan alırım şey çiftçi Ali amca yoğurtçu Ayşe teyze falan gibi böyle yerleri var mı yoksa var yani birçok ürünü aldığım farklı yerler var farklı bölgelerden de aldığım var zaten hani Anadolu mutfağını yaparken sadece İstanbul'da ya da limitli bir yerden alışveriş yapmak bence doğru değil ben hani salçamı Hatay'dan getirtebiliyorum Antep'ten getirtebiliyorum kuru baharatlar bakliyatları vesaire onları yine Hatay Antep tarafına yapıyorum çünkü menümde bir firik bulguru var mesela onu Hatay'dan getirtmeyi tercih ediyorum. Siyez'i de Kastamonu'dan getiriyoruz. Yaz döneminde organik üreticiler buluyorum domates ya da ne bileyim sebze ağırlıklı olan onları Bursa'dan yani getirtmeyi tercih ediyorum. Orada en önemli oluyor. Şey o üreticilere iyi para evet vermek yani onları halcilerin tabii direkt ki onlardan alıp ya daha kooperatiflerden almayı aslında daha evet çok biz destekliyoruz. Daha çok istiyoruz. Hani küçük yatırımcılar ya da kooperatifler bunlara destek vermek, küçük çiftçilere ulaşmak ya da bunlar bizim için çok kıymetli. Daha yani makine gibi, hepiniz makine gibi anlatıyorsunuz maşallah. Yani işinizi şahane ezberlemiş bir yerde. O kadar hakimsiniz ki tık 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 tık. Sen de öyle. Öyle bak bana öyle alttan bilmiş. Bundan sonra hedef ne? Ne yapmıyorsun? Şimdi mesela hep şey derler ya, ya Türk sanatçılar iyiler, hoşlar ama işte Edirne'ye geçince para etmiyorlar. Biraz da doğrudur yani. Birkaç kişi dışında böyle, birkaç küçük örnek dışında çok uluslararası sanatçımız dışarıda para eden sanatçı yok. O biraz da tabii bizim koleksiyonerlerin de hatası falan. total bir hata. Yani sanatçılar da çünkü baktığın zaman çok iyi işler de var. Sen 20 yaşında bu Edirne bariyerini aşmış görünüyorsun.
Mesela yurt dışında ilgi nasıl? Satışlar nasıl? Yurt, hı hı. Yabancı koleksiyonlar gelip alıyor mu? Hı hı. Yani şöyle, açıkçası ben hani kendi adıma bu yola başlarken dönüşüme her zaman açık olacağıma dair kendime bir söz verdim. Ne yani demek o? Dönüşüme ve değişime her zaman açım ve dolayısıyla denemeye her zaman açım. Yani deli belliler gibi bir şeyi belleyip onun peşine gitmeyeceğim. Kesinlikle hayır. Zaten karakterim bu şekilde değil. Yani şöyle, son birkaç yılda yani benim gözlemlediğim ya da konuşup öğrendiğim şekilde Türkiye aslında market gerçekten çok iyi bir yere doğru gidiyor. Gidiyor yani mu? Evet, fuarlarımız, sergilerimiz, evet, güçlü fuarlar, sergilerimiz, iyi sanatçılarımız da var. Ve yurt dışından yani gerçekten hani iyi koleksiyonerler de geliyor, alıyor ve zaten hani artık bir dijital... Fuarlar çok yabancı, şaşırdım ben. Çok fazla vardı. Çok fazla vardı ve artık hani dijital bir çağda yaşadığımız için görünürlük, ya tabii ki gerçeğini görmek, deneyimlemek bir değil. Ama en azından bir fikir sahibi oluyor, ne olduğunu görüyor. Evet, yani artık o network ve o iletişim ağı, işte görünürlük, bugün artık daha farklı şeyler olduğu için erişim de daha farklı bir noktaya gitti. Avrupa, yani şimdi şöyle ben... gelecek, yani 2023 Kasım ayında Düsseldorf'ta Anna Laudal Galeri'de kendi kişisel sergimi açıyorum. O zaman hani daha deneyimlemiş olacağım ama Belgrad'da, mesela Sırbistan Belgrad'da yaptığım sergiyi ben aslında satış odaklı yapmadım. Yani daha böyle farklıydı orada yaptığım şeyler. Daha fikir odaklı, konsept odaklı işlerdi. Ancak Düsseldorf'u merak ediyorum. Oradaki marketi merak ediyorum. O zaman deneyimlediğimde daha farklı bir fikir sahibi olacağım. Düsseldorf da Almanya'nın bu işe en uygun şehri de. Berlin ve Düsseldorf. Yani ikisi evet. De, Berlin yükseliyor. Düsseldorf zaten bir yerdeydi. Berlin evet. De yükseliyor. Berlin'de de ben sergi açarsa çok yakışık alabilir yani. Var mı orada analoğu? Düsseldorf, İstanbul, Cihangir, bir de Bodrum'da Zayide bu yıl galerimiz vardı. Şekilde şu anda. Gelelim senin bestelere. Şimdi acayip ayıp besteler yapmışsın. Yani bunları bir Türk sanatçının yaptığına inanmak her zaman kolay değil. Hele senin yaşında, gerçi dünyada da çok genç ve çok başarılı sanatçılar var ama Türkiye'de genellikle biraz daha olgunluk şey. Nasıl yapıyorsun besteyi mesela? Sözünü de yazıyorsun, besteyi de yapıyorsun ve internette coverların var ama kendini çok cover sevmiyorsun anladığım kadarıyla. Yo, ben cover aslında çok seviyorum. Biraz ilk başta da bahsettiğim gibi o vokal tekniklerini, tarzları öğrenmek için de biraz farklı coverları dinleyerek, izleyerek taklit. Zaten sanat bir yerden taklit. Bakarsan taklitten taklit. Geliyor ama hani o farklı şöyle bir parçanı... Şöyle bir laf vardır, belki duymuşsundur. Kötü sanatçı taklit eder, iyi sanatçı çalar diye. Evet, aynen. Ama işte herkesten bir şey alıp o kendi resmini... Mesela kaç gün sürüyor bir beste yapmak? Önce sözü mü yazıyorsun, önce besteyi mi yapıyorsun? Nasıl oluyor? Çok değişiyor. Bazen mesela az önceki çaldığımız parça His, onu işte çok üzgün ve... Daha böyle mutsuz olduğum bir gündü. O gün bir şey oldu, aklıma takıldı. O an oturup hani gitarla 3 notayla bir melodi çıkarıp hemen üstüne kayıt aldım. Ve o an aslında şarkı bitmişti. Sözleri? Sözleri, ilk sözlerin yarısını İngilizce yazmıştım. Sonra nedense dedim ben bunu full Türkçe yapacağım. Ertesi gün full Türkçe'ye çevireyim. Aynı o duygu çerçevenin içindeyken Türkçe'ye çevireyim dedim. Böyle bir şey oldu. Bazen de... Hani mesela albüm sürecine girince tabii ki de aylar süren bir zaman oluyor. Bazen de öyle. Bunları biriktirip albüm için ayrı oturup bir çalışma yapıyoruz. Ya aslında yine değişiyor. Mesela pandemide çok parça birikti. Bazıları hani onların öyle durmasını istemiyorum. Bazılarını alıyorum. İşte o zamanki hissettiğim duyguları tekrar bir girip burada ne yazmışım deyip revize edip onları koyabiliyorum. Ya da gerçekten tamamen şu an... Nasıl bir duygu çerçeve içindeyim, ne anlatabilirim, ne anlatmak istiyorum diye düşünüp biraz içe dönüp. Ne anlatmak istiyorsun? Genel olarak ne anlatmak istiyorsun şarkılarında? Ya biraz aslında değişiyor. Hep ben çok şey hikaye anlatmayı seviyorum. Yani müzik dinlerken de genelde o sanatçının anlattığı hikayesinin içinde kendimi nasıl orada görüyorum gibi hep düşünüyorum. Herkesin farklı, ben biraz böyle bakmayı tercih ettim. Bir de Serdar Ortaç'a biliyorsun. Ama hiçbir anlam yok yani. Kafiyeler ama Yusuf Kavro ne dedi, bu hiçbir şey demedi. İşte öyle yaptım. Çok biliyorum ama yani şarkıları çok beğeniyorum. Niye? Çünkü hopla bize doğaya çok müsait ama bazen sözünü dinliyorum.
Ne dedi bu? Ama belki bu, de o an o duyguyu hissetti. Bence öyle bir hissi, onda hismisi yok. Yani. O diyor ki bu müziğe böyle böyle bir şeyden uyuyor. Çok garip yani ama hoşuma, denemesi hoş. Ama sen gördün, sende bir hikaye var. Biraz hikaye bağlamayı seviyorum. Çünkü günün sonunda bunu canlı performa edeceğimi bildiğim için o canlı da asıl o hissettiğimi seyirciye hissettirebilirsem benim için en büyük mutluluk bu oluyor. Şimdi merak edeyim. Söylerken şarkı görüyorum böyle, ekranda da görüyorum. Kendinden geçiyorsun. Biraz öyle. Yani kendini bozuyorsun. Yani başka bir yere gidiyorsun. Yazdığın andaki hisler her şarkı o söyledi. Bir daha o hisler mi geliyor yoksa? Ya garip bir şekilde geliyor. Yani belki o an hissettiğin tam böyle duygunun bire içindeki o belki birebir değil ama günün sonunda hatırlıyorsun hani bir en sevdiğin kitabı okursun çok seni etkiler. Bir dahaki okuduğunda yine çok etkiler ama biraz biliyorsun ne, yani beklentiyi tahmin edebiliyorsun. Biraz öyle oluyor bana çok da. Müzik yazarken de aynı şekilde o an bazen o an ne hissediyorsam onu dökerim. Bazen biraz daha konseptli, temalı çalışmak istediğim zamanlar kendimi atıyorum 3 renk kısıtlarım hani müzik halinde renk diyorum. Sadece bu renklerle yazacağım diye mesela biraz albüme giriştiğimde öyle. Peki şarkılarını ilk babana mı dinletiyorsun? Babama dinletmiyorum biliyor musun? ona böyle en iyi halini göstermek istediğim için böyle bekletiyorum. Demliyorsun sonra babaya. Sonra bazen diyor niye bana dinletmedin bak bunu değiştir derdim falan diyor. Peki dinliyor musun babanın eleştirilerini, kulak veriyor musun? Dinliyorum ama tabii bazen ben de bir asi ve böyle dik kafalı kimliğim var bazen böyle hani doğru olduğunu ve haklı olduğunu biliyorum ama karışma baba böyle yapacağım falan oluyor. Biraz böyle hassasiyetimiz var. Evet, çok böyle kişisel. Sende de var mı böyle bir şey? Çok. Tabii canım çok kişisel. Demek ki bütün kızlarda bu var. Çok. Bence genel herkes de olabilir bu. Sonuçta kendinden bir parça bırakınca evet. Biri onu eleştirince gerçekten böyle içten bir acıtıyor canımız. Yani çok iyi anlıyorum. Ben de sürekli günde 15 kere kızına fırçıyorum çeşitli konularda. O yüzden baba kız ilişkisi böyle bir şey zaten. Evet. Çok da hoşuma da gidiyor yani. Ama böyle gelişiyoruz o yüzden. Bence de böyle gelişiyoruz. Şahane gelişiyorsunuz yani. Bayılıyorum. Babanız ne der size gurur duyuyordur. Her baba çocuklara gurur duyuyor zaten. Yani sizinle de ayrıca bir yaptıklarınızla da muhakkak bir gurur duyuyordur. Hepimizin çocukları çok kıymetli ve önemli. Ağlarım şimdi. Şarkı söyleyeyim. Var mı şarkı bir tane daha? Bir tane İngilizce söyleyebilirim. Hadi söyle bakalım. Söyleyelim mi? Hadi. Söyleyeyim. Nerede senin gitarist nerede? Çabuk gel. Onu da aslında oturtmak istedim. Gelsin otursun. O da yakışıklı gayet iyi. O da çok yetenekli. O da çok yetenekli bir ben şey. Sen kendin çalarsın diye düşündüm aslında. Yok ben Emirhan'a getiririm. Ha, Emirhan canım için çok iyi. Emirhan da arkadaşlar. Emirhan çok Emirhan iyi. Sen bir yere çalıyor musun? Çalıyorum. Bir grupta? Evet. Kendinden Harici diye bir grubumuz var. Adı ne? Kendinden Harici. Oo iyi. Sen yapıyorsun müziğine kardeş ve beraber mi grubunuz, grupta sen de var mısın? Ben yok. O Emirhan'ın başka bir projesi ha. Ama aynı olarak... Biz de kaç kişi grup? Efendim? Grup kaç kişi? 5. Bayağı orkestra. Tabii, tabii, evet. Her şey var. Davul, bavul. Mevesi bir şeyler var mı? Yok. Yok. Biterler biterler. Tamam. Şahane. Süper. Hadi dinleyelim sizi. Bu parçanın adı Cool. En son çıkarttığım parçalardan biri. En son çıkardım. Var var her yerde var. She gets uncomfortable when I'm in the room. Won't put the blame on her, cause that's on you. Come in and tell me about the things you like. Does she even know you do this every night? Please don't get me wrong, don't wanna start a fight. I don't even like your life, but I thought we were cool, cool, cool. It's hard to be friends with someone who has feelings for you. Oh, when we were together, you promised that we'd never be somebody I regret. I wish we never met. So baby, it's the end, but I thought we were cool. I don't recognize you. Said I. You changed your ways so fast. It's kinda sad. And all our friends agree that you're not the same man. Come here to tell me about the things you like. Does she even know you do this every night? Please don't get me wrong, don't wanna start a fight. I don't even recognize, but I thought we were cool. When we were together, you promised that we'd never be.
lost a friend you loved. And all the nights you're with her, I know you'll be thinking of us. But I thought we were cool, cool. It's hard to be friends with someone who has feelings for you. Oh, oh. When we were together, you promised that we'd never be somebody I regret. I wish we never met, so baby, it's the end. I thought we were cool. Ben senin neden sesini daha şarkı söylüyor, niye beğendim? Sen İngilizler gibi şarkı söylüyorsun. Efendim? İngilizler gibi şarkı söylüyorsun. Öyle mi? Olabilir. Değil mi? Çok iyi ben. Aksan da güzel. Mesela bunda da böyle Amy Winehouse çıkıyor içinden. Önünde bayılırım kendisine. Ben de bayılırım zavallıya. Çok üzüldüm. Yani. Öldüğünde nasıl üzüldüm, nasıl evet. Üzüldüm yani. Daha neler evet, yapardı çok, o zaman. Evet, çok gerçekten üzücü bir zamanında onu duyunca. Şu an zaten bazen şey olurum. Hayatta olsa kim bilir ne neler biçim, yapardı, neler nasıl yapardı. Eserler, çok nasıl şarkılar. Çok acayip. İnanılmaz olurdu. Zavallı. Çok üzülmüştüm yani. O kadar çok dinledim ki aileden biri gibi olmuş. Evet evet mesela. Öyle bir haberdi zaten. Hiç kimse inanamamıştı. Bir de son gittiği lokanta Türk lokantasıydı. Kebap yemişti. Onu bilmiyordum. Ya, evet. Kebap alıp eve gidiyor ve ondan sonra yemiş olsun. Ay üzüldüm. Üzüldüm. Peki sen mesela o bir hissiyata kapılarak yazıyorum diyor. Bir moda giriyor, bir şey oluyor, bir şey düşünüyor. Sen yaparken böyle, çünkü resim yazmak, resim yapmak daha uzun bir süreç. Yani oturup da 15 dakikada o oturuyor mesela bir besteyi tık 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 çıkartıyor. Bir gün içerisinde, birkaç saat içerisinde, bazen birkaç dakika içerisinde. Resim daha uzun bir süreç. Sen seni tetikleyen ne oluyor mesela? O kadar da farklı dallarda. Çok güzel bir şey söyledi. Hikaye. Aslında ben... Bir şey anlatmak istiyorum. Evet, hikaye anlatıcısı ve ben aslında yaptığım ya da ürettiğim neyse o an o hikayeyi yaşıyorum ya da bir şekilde kurguluyorum ve onun üstünden o hikayeyi büyütmeye başlıyorum. Çünkü dediğiniz gibi bir vakit harcıyorum ve bazı işlerde öyle bir oluyor ki hani fiziki olarak da beni çok zorlayan ve yoran işler oluyor. Hatta geneli böyle oluyor. Daha büyük... Yani resimler yapmayı seviyorum çünkü evet bir kurgu var ama o beni fiziksel olarak da yoruyor ve hikayeyle daha çok bütünleştiğimi hissediyorum. Ya da işte hazır bir malzemeyle çalışmak ya da işte video yapmak, oradaki hareketler ya da hani nasıl derdimi anlatmak istiyorsam aslında o medyumu seçip ya da farklı bir disiplini seçip onunla aktarmak bana çok büyük bir özgürlük alanı veriyor. Hikaye anlatıcısıyım ve hikayelere ortak olabiliyorum, bütün olabiliyorum bu vesileyle. Onları büyütebiliyorum vakit, üstünde harcadığım vakitle. Ya aslında ve benim için ayna görevi görüyorlar. Yani sanki önümde bir ayna var ve aynanın sonra önünde saatlerce vakit geçiriyorum. İçimi yansıtıyorum, yüzleşiyorum, çatışıyorum. Değiştiğimi görüyorum ama devam ediyorum ve iş de değişiyor. Yani uzun zaman harcadığım işlerden bahsediyorum. Yani çok farklı bir duygu. Yani en başa geri dönecek olursam hani bugün gerçekten kendime başka bir şey yaparken hayal edemiyorum. Evet. Ben de mesela sen bunu anlattık ya senin başka bir işlerde hayal edemez hale geldin. Yani. Bu kız bunu yapayım. Bu arada içeride birisi sana kimdi hatırlamıyor. Birisi dedi ki işte kadın ressam falan dedi. En büyük Türk ressamlar kadın ressamlar. Farhan Nisa Zeyd. O da muazzam bir kadın. Muhteşem. O da çatlak. Sanatçı olmanın temel koşulları bir tanesi normal olmamak yani. Normal insandan sanatçı olmuyor. Hepimizin bir sıkıntısı var. Evet, bir sıkıntınız olmaz. Zaten yani. Sıkıntısı o yüzden üretiyoruz galiba. Olmuyor. Yani böyle bir dürtü. Evet. Sıkıntısı olmayan benim gibi gazeteci oluyor. Çünkü bir halt olmuyor. Bundan bir halt olmaz gazeteci yapamıyor. benim bir sıkıntım yok o yüzden. Biz de sonradan bozuyoruz. Biz de sonradan bozuyoruz mutfakta galiba. Peki şimdi onu diyeceğim mesela. Mutfak da aslında çok ne diyeyim psikopat bir yer. Evet. Muazzam bir hareket, muazzam bir şey ve bir şey yaratma kaygısı var ama o yaratmanın belli bir standartta olması lazım. Yani o istediğini yapabilir. O da istediği yapabilir. Ama sen hem istediğini yapacaksın ama
Bir de gidenin de gittiği yerin de tatmin evet, olması. Yani mesela onun tablosunu en fazla beğenmedim almıyorum. Seninkini yemiyorum demek lazım. Kafana atarlar. Nasıl bir duygu yani? Sen bir şey yaratmak istiyorsun, bir şey yapmak, bir şey denemek istiyorsun. Peki bu deneyimi mesela nasıl hayata geçiriyorsun? Ben de şöyle birazcık da. Önce yamakları mı yediriyorsun mutfakta? biz arkada da konuşmuştuk birazcık aslında. Ben hani bir ürünü yaparken ilk önce bir kendim kafamda yapıyorum. Daha sonra bir kendi başıma çalışmayı daha çok seviyorum. Hani belki ekibi yolladıktan sonra tek başıma ya da peki evde, ilk kendi mi tadarsın? İlk kendim yaparım, kendim tadarım. Daha sonra eğer ben bir şekilde tamamsam ya da hala soru işaretleri varsa daha sonra ekibimle birlikte paylaşırım. Yani ekipteki her üyeyle yani bir onun istişaresini yaparız. Daha sonra da ürün bizim istediğimiz şeyde çıktıysa, standartta ya da lezzette çıktıysa daha sonra onu nasıl bir süreç bu? Kaç gün sürer? Kaç ay sürer? Şöyle ben mesela bu şu anki restoranımızı açarken Mayıs ayından Temmuz ayına kadarki süreçte yani 2 aylık süreçte çok aslında bizim için çok kısa bir süre bu. Hani tabii bir mutfakta bir ürün yani bir konsepti yapmak çok kısa bir süre. Hem menüsünü yazıp hem tadımlarını yapıp hem de o tadımlardan emin olmak ve hani o sürece getirmek. Bu 2 aylık bir süreçte yaptık ve o 2 aylık süreçte bir tabak belki 10 defa şekil değiştirdi. Yani bizim de yaptığımız aslında baktığınızda hani sanatla sanat. Aynen. Hani onu tabaklarken bile hani ürün bazında değil yani, belki. Mesela endüstriyel sanatlara göre mesela bir otomobil bence bir sanat eseri yani hani her otomobil değil ama bazı otomobiller bir sanat eseri. Kullanılabilir olması, güzel olması, çekici olması bir hepsini ben o da bir tür tablo o da yani. Bizdeki de bileşenlerin işte birlikte verdiği ya da. Mesela bu masa bir sanat eseri. Çok kötü bir sanat eseri ama İran çabuğu sanat eseri yani. Nereden buldular bunu? Sallanıyor, dinliyor falan böyle. Bizde de işte yaptığımız eseri ya da eser diyeyim ya da tabağı misafirimize servis etmeden önceki işte o bileşenlerin tamamının nasıl olduğu ve ona nasıl hani yiyen kişide nasıl bir haz bırakacağı. İşte biz de keyif alacağımız nokta o. Böyle bir hani ilk servis yaparken böyle bir yani mutfağın camından şöyle bakıp o adamın surat ifadesi veya kadının müşterinin sözü vesaire bakıp. Yani ilk zamanlar şöyle olurdu. Benim mutfağım alt katta şimdiki şu anki restoranatımda ama üst katta da bir açık kamera şeyimiz var. Açık bir kameraya da düşündüm aslında. Her şey yapayım. Böyle yemek çıktıktan sonra hemen arkasından koşarak çıkıp böyle bir köşeden böyle izlerim bakarım falan. O tatmin hissini aldığımda tabii ki mutlu bir şekilde mutfağa inip ekibe teşekkür ederek. Peki mesela bu şeyden bir ders çıkarır mısın? Mesela tabaklar geri dönüyor mutfağa. Evet. Mesela o geri dönen tabağa bakıp nasıl yenmiş, hangisi yenmiş, yanındaki side dish kalmış mı falan gibi bakar mısın böyle? Bakarım. Çok bakarım. Şöyle bir mutlu olduğum şöyle bir durum var. Şu anki yani yaptığımız işte çoğu zaman tabaklarımız boş geliyor. Bu bizim için boş çok geliyor. Güzel bir şey. Çünkü biz hem porsiyonlarımızda hem yaptığımız yemeklerde birazcık hani kendimize... Mesela şey güzel bir şey. Adam ekmeğiyle sıyırdığını görmek güzel bir çok güzel bir şey. O çok güzel bir şey. O yüzden zaten yemeklerimizi çoğunu soslu yapıyoruz. Ekmeği bağlısınlar. Soslu yapıyoruz ki yani ekmeği bağlısınlar. O şey yapalım. Bir de ekmeklerimizi de taze yapınca zaten o şey yapıyor. Şimdi biz burada otele gidiyoruz. O kesinlikleriz şu an. Öldü yani. Biz neyse idare ederiz de o bitti yani. Gidelim ben açayım mutfağı hemen. Yani mutfak şey kapandı mı şimdi? Şu an tabii şey restoran. Vardır, oda servisi, oda servisi falan vardır. Oda servisi var ama ben sen otel restoran. Hakiki güzel bir şey. Biz club sandviçler hazırız şu an. Evet. Onu da yaparız. Yani öyle ya ben de zevk yani boş tabağın dönmesi ya da o misafirdeki o yüz ifadesi tabii ki mutlu ediyor. Peki hep bir rivayet vardı işte. Büyük ustalar, şefler böyle bir formülü kendine saklar. Onu kimse öğretmiyor. Var mı öyle bir şey hakikaten? Öğretmediğin bir şey var mı yamaklar görmesin diye? Yani bu sosun son maddesini ben koyarım kimse de görmez falan gibi bir şey var mıdır? Bunu gören en son jenerasyon ben olmuş olabilirim. Çünkü biz de böyle şeflerle şey yaptık, çalıştık. Göstermezlerdi. Göstermezlerdi. Hatta bunu yani yurt dışında da gördüm ben. Evet, hani sadece Türkiye'de canım. Değil, yabancı şeflerde de vardı bu. Özellikle bu Michelin yıldızlı şefler evet. Ya da onlarla çalışmış şeflerin sakladığı tarifler ama sosun iki şeyini söyleme mesela. 10 şeyini söyler, 2 tanesini söylemez. Ya bir sos mesela yapıyordu şefimiz. Bize delege ettiğinde aynı lezzeti yakalayamadık. Evet. Reçete uygulamaya. Çünkü ekstra bir şey yapıyor. Bazıları mesela evde hazıra getirir bazı şeyleri falan dışarıda yani söylüyor. O da oluyordu. Ama şu an mesela bizim dönemimizdeki birçok aşçı bence bunu yapmıyor. Artık böyle bir şey yok zaten. Zaten şu an çok şeffaf. Herkes istediği tarifleri çok rahat. Peki sosyal medyayı kullanıyor musun tarifler için? Şunun için mesela bildiklerini orada çekiyor musun? Mutfağını yayınlıyor musun? Var mı öyle şeyler? Ya ben daha çok şu an kitaplar üzerinde reçetelere bakıyorum. Eski sen yayın yapıyor musun mesela? Sosyal medyada mutfağını yayınlıyor musun?
Yani çok yok. Günlük yaptığımız özel bir şey varsa evet onu tanıtmak için yapıyoruz. Ama çok aktif kullanmıyorum. Hani öyle bir aktif sosyal medya kullanıcısı değil mi? Zaten öyle bir vaktim de olmuyor çok fazla. Ne olacak bir tane adam bulacaksın. Yani seni belki, 3 kere 5 kere 3-5 gün çekecek yemeklerle. Onlar çok enteresan olabilir çünkü. Evet oradan zaten çok güzel. Çok izleniyor çünkü. İzlenmeye çok şey öğreniyorlar oluyor. Ve yemek evet, yapıyorlar evlerinde. O 3 ayda bir yaptığım tarihler oradan geliyor. Şu yalvaran gözlerle bakıyor yani. Ya çok tarif isteyen ya da soran oluyor ama hani yani öyle bir yayın yaptım. En iyi yaptığın yemek hangisi mesela? Ya bizde ya ben mesela balığı çok seviyorum. Balık yapmayı da çok seviyorum. Yani balığı nasıl? Soslu moslu balık mı yoksa? Ya her türlüsünü severim açıkçası. Izgara hani çok basit bir ya ızgara yanında şey, yeşillikle de severim. Balık bence daha güzel. Yani. Ne kadar sade o kadar daha güzel. Zaten en basiti hani ızgara olarak hani yenmesi ve aynen. Yanında bir yeşillik daha güzel. Çok basit bir kaliteli bir yağla tamamlayabiliyorsun ama ben hani balığı da severim ama sebze yemeklerini de çok seviyorum. Onlarla uğraşmayı, onları hani onların da değerini aslında bir yere getirmeyi çok seviyorum. O yüzden hani balık ve sebze ağırlıklı daha çok menü yapmayı çok seviyorum. Balık senin işin yani. Balık da bence aşçının fonksiyonu çok az yani. Evet ama onda da işlemesi, onun tekniği, o şeyi evet, beni daha çok çok mutlu ediyor. Yani et çalışmaktan balık çalışmayı daha çok tercih ederim. Allah Allah. Açıkçası öyle. Ya yani benim sevdiğim şey o. Yani çok yani etçil biri değilim ama tabii ki yaptığımız et yemeklerimiz fazla. Özellikle kuzu yemeklerini çok kullanıyoruz menümüzde. Kuzu yemeklerini yabancılar yiyebiliyorlar mı? Kuzu yemeklerini aslında... Fransız dışarıda pek sevmez kuzu yemeğini. İyi bir kuzu yemeğini biz beğendirebiliyoruz. Çünkü iyi temizliyoruz. O çok o kokuyor falan. Kokusu falan. Vesaire. Ben böyle yani, da. Yani çok mesela bu kuzu mu ya? Hani çok kokusu yok gibi yorumlar bile alıyoruz zaten. Hani döneminde olduğu zaman zaten kuzu kokmuyor. Burada anlattı. Bir gün artık gideceğiz mecbur. Evet. Sen, baban. Güzel olur. Sen İstanbul'da mısın, Bursa'da mısın hala? İstanbul'dayım. Ben bayağı uzun süre. Peki İskender falan özlüyor musun? İskender kebabı? Yani şey, ya alıştığımız... İstanbul'da var şahane İskender. Var, evet. Bursa İskender'den İstanbul şubesi de var. Evet, evet. Onların bir isim hakkıyla ilgili çok şeyler öyle. Zaman İskender desek 20 tane şey geliyor bize. İşte İskender 1675'te tesis ettik falan filan diye korkuyorum İskender demeye o yüzden. Evet, ama yerinde yemek yani orayı deneyimlemek. Mesela atıyorum Kayhan'a gidip Kayhan'da o pideyi yemek. Ya da Kapalı Çarşı'daki o çiğ böreği yemek ama Kapalı Çarşı'da yemek. Yani... Aslında o da böyle yani bir komple bir deneyim oluyor ya. Ben yiyen bir insan olarak onu daha çok seviyorum. Yiyen ve göstermeyen bir insan evet, olarak. Evet biraz öyle. Ama yemeği seviyorsun. Yani modum yani, yerindeyse modum yemeği yerindeyim. Severim. Evet. Öyle seviyorum ama ben senin gibi kalamıyorum ne yazık ki. Çocuklar iyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. Üçüncü adama çok sevindim. Çok bayıldım. Size Allah sizi nazardan saklasın diyeyim. Öyle çok inançlı bir insan sevdim ama bu nazar meselesinde hep böyle derim yani. Sizlerle gurur duymaya devam edelim biz. Anne babanıza gurur duymaya devam etsin. Şarkıyla mı bitirelim? Var mı hala şarkı? Bir tane var. Hazır mı bir şey? Bir tane bir cover'ımızı çalabiliriz. Bir tane de cover'la bitirelim bari. Çocuklar sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Çok keyifliyim. Hakikaten bana muazzam moral verdiniz. Yani yaşlı bir amcanıza durduk. Moral İyi ki varsınız ya gerçekten. Sizi görünce yani Türkiye'de yaşadığını, Türkiye'nin ne hale getirildiğini insan unutuyor bazen sizleri görünce. Sağ olun. Hadi güzel bir şeyle veda edin. Çok memnunum. Hayat sende durmuyor, her nefeste son geliyor. Bildiğin sende kalsın, sen yalancı baharsın, artık senin olmam diyor. Sen yalancı bir sonbahar, ben sevdalı koca çınar. Kaç mevsim benden aldın, kaç sevda geri verdin. Ruhum sana kanmam diyor. Söyle kaç bahar oldu, penceremle küs oldu. Belki de zaman doldu sevdi. Söyle kaç bahar oldu, penceremle gül soldu. Zaman doldu, sevdiğim dönmüyor. Söyle kaç bahar oldu,
penceremde gül soldu, zaman doldu dönmüyor. Söyle kaç bahar oldu, penceremde gül soldu, zaman doldu dönmüyor. So aren't you gonna tell me why'd you keep on waiting? 'Cause I admit that I am getting bored. Söyle kaç bahar oldu, penceremde gül soldu, zaman doldu dönmüyor. Söyle kaç bahar oldu, gül soldu, zaman doldu dönmüyor. Teşekkür ederim. Wow. Çok iyi. Çok iyi.